Hocam selamlar, nasılsınız? İyi akşamlar. Selam, hayırlı akşamlar. Şu şarkülümü düzeltiyorum. Tabii hocam. Yani bolca vaktimiz var sanıyorum. Ben sahura kadar uyumayan gillerdenim de. Sizi bilmiyorum. Ben yaşlı bir adamım. Eyvallah. Eyvallah hocam. Sahura uyanmayı seviyorum ben. Uyanmak için de uyumak lazım biliyorsun. Evet hocam, şüphesiz. Bu arada dilerseniz hem sizin o kamerayı sabitlemenizi bekleyelim. Bu sırada da hocam, Sinay Demirci kimdir? Doktor Sinay Demirci kimdir? Bugün için burada. Yani psikoloji ve inanç, psikoloji ve din yazdık. Ama ne konuşacağız? Neyi dinleyecekler? Niçin burada olmalılar sayın izleyenler ya da dinleyenler? Evet. Ben tamam bitirdim ayarlarımı. Hazırım şu anda sorularına. Şimdi öncelikle Doktor Sinay Demirci kimdir hocam? Ondan başlayalım istiyorum, tanımayanlar için. Evet, sen mi tanıtacaksın? Sen Aa, bekliyorsun. benim sesim pek gelmiyor mu size? Benim sesim geliyor mu? Ha yok yok, duyuyorum. Duyuyorum. Doktor Ha. İmirci Evet kimdir? hocam, sizden dinleyelim. Yok Karşımızdayken. tanımıyorsun. Doktor Evet. Sinay Demirci'nin kim olduğunu bana sorarsan çok uzun bir cevap alırsın ki buna ömrümüz yetmez, benim ömrüm yetmedi. Ya da Tamam. çok kısa bir cevap alırsın. Henüz tanışmıyorum kendisiyle yeterince. Doktorum, Oldu. evet tıp doktoruyum. 1990 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. İşte yazarlık yapıyorum öğrencilik yıllarından beri. Yazmaya çalışıyorum. Başka hayatın karşısında acemiliğimiz, amatörlüğümüz devam ediyor. Herhangi bir şeyin ustası değiliz. Acemiyiz ve amatörüz. Kendimizi anlamaya ve tanımaya çalışıyoruz. Şimdi yayına girmeden önce imanın altı şartını anlatayım dedim ben. Buyurun hocam. Herhalde bu liste bildiğimiz bir liste değil. Yani İman ne yapmış? imanın altı şartı diye bildiğimiz listenin dışında bir liste yaptım ben kendisine Ha. bu akşam. Yoksa hocalık yapmak niyetim yok. Din ve psikolojiyi konuşacağız ya. Din ve psikolojinin ilişkisi nedir? Psikolojide efendim dinin ne anlamı vardır? Din psikolojiye ne katar? Bu gibi sorular akademik sorular. Bu arada ben psikoterapist olarak da kullanırım. Bu akşam bu konuşmaya hazırlık yaparken şöyle bir başlık seçtim. İmanın altı şartı diye. Kopya çekmeme izin verirsen. Estağfurullah. Birinci şart şu. İman etmek varlığının sorumluluğunu almaktır. İmanın birinci şartı bu. Var edilmişliğini fark etmektir. İnsanın elindeki en büyük sermaye, en büyük veri kendi varlığı, dolayısıyla var edilmişliğidir. Çünkü aklı başında bir insanın ilk fark edeceği şey kendi varlığıdır ve bu varlığı kendisinin var etmediği gerçeğidir. Kendi varlığının, kendi hayat sahibi oluşunun, şuur sahibi insan oluşunun kendi tercihi, talebi olmadığını, kaldı ki sorulsa bunu talep etmeye bile olmayan aklının zaten yetmeyeceğini fark etmektir. İnsan dışındaki diğer varlıklar, canlılar, kendi varlıklarına dair bir farkındalık olmadan yaşarlar. Bir taş milyonlarca yıl taştır, taş olduğunun, var olduğunun farkına varmadan yaşar. Bir kelebek kelebek olduğunu bilmeden uçar. Bir kaplumbağa belki yüzlerce yıl yaşar, eğer doğruysa ömürlerinin uzun olduğu. Kaplumbağa diye bilmez kendini. Ama insan şu anda görüldüğü gibi taşın taş olduğunun farkındadır. Taşın taş olduğunu fark etmediğinin farkındadır. Kelebeğin kelebek olduğunu göremediğini görecek kadar yüksek bir farkındalıktır. İnsan
kendi varlığının farkındadır, kendi varlığının farkında olduğunun farkındadır, kendi varlığının farkında olduğunun farkında olduğunun farkındadır. Müthiş, sonsuz bir farkındalık insana ilk olarak bir varlığının sorumluluğunu yerine getirme görevi veriyor. İman zaten bununla başlıyor. Ben burada niye varım, niye var edildim sorusunu ancak bunu soran sorar. Bu bildiğimiz anlamda dini bir soru değildir, varoluşsal bir sorudur. Yani din maalesef bizde ilahiyat ya da diyanetin özel dili sebebiyle hayatın belli bir kesimi falan zannediliyor. Din ya her şeydir ya hiçbir şeydir. Dinin hiçbir şey olmadığını söyleyen de tutarlıdır yine. Belki bir gün dinle tanışır. Ama dinin bazı şeyler olduğunu söyleyen çok büyük bir yanılgı içindedir. Çok büyük bir yanılgı içindedir. Bu yanılgıdan uyanma ihtiyacı da hissetmez. Kendini herkesten çok dindar sayar. Bu imanın birinci şartı. İmanın ikinci şartına gelince bu arada bir terminoloji kullanmak gerekiyorsa insanın kendi varlığının sorumluluğunu alması takvadır. Takva bu anlamda pek kullanılmaz. Takva kelimesi kendi varlığını ciddiye almaktır. Var edilmişliğini ciddiye almaktır. Bu takva kelimesinin aslı aslında budur. Çünkü bize kitabı tarif ederken Kur'an der ki o müttakiler için hidayet kaynağıdır. Yani hidayetten önce takva var. Yani takva bizim temel varoluş seçeneğimizdir. Ciddiye almak. Varlığının sorumluluğunu ciddiye almak. İmanın ikinci şartına gelince buradan dallanarak çıkıyor. Varlığa anlam yüklemektir. Eşyaya can aşılamaktır. Çünkü insanın temas ettiği, insanın algı alanına giren her şey birden alem sıfatı kazanır. Alem içinde bilgi barındıran ve bu bilgi insana yönelik bir aşinalık, bir dost yüz sunan şey demektir. Mesela şimdi benim görüntümdeki her şeyi mutlaka anlamlandırıyorsun. Herhalde koltukta oturuyorum, üzerimde cimnalı gömlek, arkamda kitaplar var. Ben de senin fotoğrafına baktığımda görüntüne gözlüğünden tişörtüne, arkadaki koltuğa, duvara, galiba tablo diye isimlendirdiğim detaya kadar her şeyi anlamlandırıyorum. Yani onlar bizim algı alanımıza girdikten sonra bir dost yüzü kazanırlar, bir aşinalık kaynağı haline gelirler. Yani insan anlam yükleyen, her şeye, cansız da olsa her şeye can ve neşe aşılayandır. Yeryüzünde bunun için vardır. İmanın ikinci şartı bu. Yani iman etmek, ya ben de Allah'a inanıyorum, ne yapalım dinimizde Allah'a inanmak vardır diye üstün körü emanet, üzerimizde eğreti taşıdığımız bir şey değildir. İman etmek inanmak da değildir. İnanmak, sanmak deme anlamında içerdiği için yeterince imanı tanımlamaz. Emin olmaktır iman etmek. İmanın içinde bu yüzden mistik olan bir şey yoktur. Mist, İngilizce'de sis kökünden geliyor. Yani bulanık, böyle ha var ha yokmuş gibi duran, tülümsü bir şey. Oysa iman berraktır, durudur. Bu yüzden imanın ikinci şartı, ikinci sonucu varlığa anlam yüklemek ve sessiz ve cansız olan şeylere de ses ve can aşılamaktır. İnsan başka türlü var olamaz çünkü. Üçüncüsü, ikincisinin ve birincisinin sonucu bütün varlığı kardeş bilmek demektir. İman etmek. Yani herkesle kardeş olduğun bir
ailede yer almak demektir. Yani varlığı kategorize etmeden, bir hiyerarşiye tabi tutmadan biz her şeyde kardeşizdir. Yani Fatiha okuyan bir mümin Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Bütün alemlerin varlığını fark ettiğini ve onlarla kardeş olduğunu, onların adına konuştuğunu, onları anlamlandırdığı için her bir anlam ifade eden, kendisine can sunduğu her şeyi kendi içsel nesnesi haline getirir. Biliyorsun bizim hep en ciddi psikolojik şeyimiz dönüştürmektir. Dışarıdaki bir nesneyi alırız ve onu iç nesne haline getiririz ve ondan sonra onu hep bizimle taşırız. Psikolojinin temel kuralıdır bu yani. Dönüştürerek içselleştirme. Yani ne olabilir bu? Efendim şurada benim zaman zaman kullandığım bir şey var. Kulaklık var, değil mi? Ben bunu özellikle online terapilerde kullanıyorum. Benim için bu nesnenin adı danışmanlıktır. Yani danışanımla olan sırrı dışarıya hoparlörden ses vermeden muhafaza etmektir. Ama bu kulaklığı yolda yürürken müzik dinleyen, Fizi, Aytun dinleyen biri için bunun içsel anlamı eğlencedir, müziktir. Buradan Tarkan çıkar, Sezen Aksu bağırır, ne bileyim bir şeyler konuşur yani. Her şey içsel bir nesnedir. Dolayısıyla bize iman şöyle bir görev yüklüyor. Varlığı anlam ifade eden, görevi olan ve anlamı aynalayan bir nesne olarak içselleştir. Dolayısıyla buradan hareketle hepimiz alemi içinde taşıyan bütün alemleri ve onu da dışarıya taşıran, dillendiren bir özne, bir anlam arayıcısı oluyoruz. İmanın galiba üç oldu. Bitireceğim. Ta ki sorularına izin vereyim. Dördüncüsü de yine bunun devamı, belki de bir önceki madde olmalıydı. İman eden her şeyle ve herkesle empatik bir bağ kurar ve her şeyle bu kardeşçe beraberlik içinde olur. Çünkü kendi var edilmişliğini fark eden başka her şeyin var edilmişliğini fark eder. Dolayısıyla var edilme hallerini bir aşağılama sebebi yapmaz, yapamaz. Kendisi insandır. İşte aklı başında konuşan, düşünen, gören, değerlendiren bir canlı olarak var edilmiştir. Ama dışarıdaki bir köpek de köpek olarak var edilmiştir. Var edilmişlik bizim biricik sermayemizse, var edilmişlik bağlamında ben kendimi köpekten üstün, köpeği benden aşağı göremem. Çünkü onu var eden irade, beni var eden iradeyle aynıdır. Tersi olsaydı, hiç şüphesiz o benim yerimde senayi olsaydı, ben onun yerinde köpek olsaydım, ikimiz de buna razı olacaktık. Sen de razı olacaktın. İtiraz etmeyecektim dolayısıyla. Buradan hareketle kendimize insan olarak var edilişimiz üzerinden bir emek verilmemiş, ter dökülmemiş bir üstünlük atfetmek aslında bir tür ırkçılıktır. Ben ateştenim, o ise topraktan demenin biraz daha rafine halidir, gizli ve sinsi halidir. Bu yüzden hepimiz eşitiz. Hani bize ezberletmişler insan eşrefi mahlukattır diye. Elbette ki eşrefi mahlukattır insan. Yani yaratılmışların en şereflisi insandır diyoruz. Peki yaratılmışların daha az şerefsizi var mı? Daha az şereflisi mi var? Çünkü yaratılmış olmak, yaratıcının yaratmaya değer görmesi anlamında zaten herkesi en şerefli yapıyor.
Evet, insan eşrefi mahlukattır. O beğenmediğimiz solucan da eşrefi mahlukattır. Yani herkes eşreftir var edildiği anlamda. Bu bir Galat-ı Beşşur bizim dinimizde dolanıp duruyor. Bazıları bunu ahsen-i takvimle karıştırıyor. Ahsen-i takvim insana sunulan bir ayrıcalık değil. Hala en güzel şekilde olmak için bir kıvam bulma sorumluluğu yükler. Fakat halaknal insanı fi ahseni takvim. Sümme reddednahu esfele safil. Yani insanı olabilecek, gözükebilecek en güzel kıvamda halk eyledik. Ama onun en aşağılara yuvarlanma ihtimali ve imkanı da var. Dolayısıyla ayet bize bunun kazanılmış bir imtiyaz değil, korumamız gereken, katılmamız gereken, inşa etmemiz gereken bir sorumluluk, bir ödev, görev olduğunu bize söylüyor. Bu dördüncü madde. Yani her şeyle empatik bir beraberlik içinde olacağız. Ama her şeyle, her şeyle. Yani bazen duyuyorum işte kardeşlerinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız hadisini. Parantez açmışlar din kardeşlerini sevmedikçe. Bu nasıl bir şeydir? O Allah Resulü din kardeşi demiyor. Kardeşleriniz diyor. Kardeşleriniz din kardeşi deyince Müslümanları o da zaten insanlardan. Ne oluyor böylece? Yani diyor ki hadiste şöyle diyor. Kim kardeşi için istediğini kendisi için istemezse diyor. Ama din kardeşi için diye not düşmüşler, parantez açmışlar. Niye? İnsan olarak hepimiz kardeşiz. Sadece insan mı? Yani bütün varlık, ağaç, taş, toprak bizim kardeşimizdir. O halde kardeşi için istediğini, kendin için istediğini kardeşin için de istiyor olacaksın. Bu bir tür din milliyetçiliğine yani kimlik milliyetçiliğine dönüşebilir. Kısaca buraya geçiyorum. İmanın beşinci şartı ya da beşinci meyvesi ise farklılıkları sevmek, çeşitliliği severek kabul etmektir. Yani biz ne kadar tek düzeyiz, ne kadar monotonuz, ne kadar tek tip yapmak istiyoruz insanları değil mi? Hele de bunu haşa İslam adına yapıyoruz. Yani herkes aynı şeyi aynı anda yapacak. Herkes şu 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 şekilde giyilecek diye kendi mezhebimizi mezhep olmaktan çıkarıp biricik seçenek haline getiriyoruz. Yani mezhep gidilen yolken hatta bunu geçmişiz İslam adına onu bunu cehenneme gönderen bizim gibi olmadıkça adam olamazsınız diye bir tek tipçiliği benimsemişiz. Hayır. Yani Allah'ın yaratılış üslubunun en önemli özelliği çeşitliliktir. Yani plurality, çoğulculuktur. Çok çeşitlilik vardır. Yani bu çeşitliliğe ve bizden farklı düşünmelerine, farklı inanmalarına, farklı yaşamalarına razı olacağız. Çünkü bu Allah'ın razı olduğuna razı olmaktır. İman etmenin beşinci şartını bu diye çıkardım bu akşam listem bu. Son, madem altıda kalalım, iman etmek kendi varlığını daha büyük bir projenin çekirdeği olarak görmektir. Yani iman bir çekirdek olan varlığımızın kabuğunu çatlatmak, bizi öteye, sonraya, sonsuzluğa taşımak demektir. Buraya razı olmamak demektir. Hepsi buradan ibarettir dememektir. Ben bu dünyaya fit olmam diye fazlasını istemektir. Velhasıl iman etmek bu akşamki yani özel gündemimiz budur diye biraz dersimi takdim etmek istedim. Yani bütün bunların dinde psikoloji başlığı altında ne işi var diye soracaksan, bütün bunlar bizim psikolojimizin gereği. Bunlar bizim varoluşumuzun bize yüklediği sorumluluklar. Bu yüzden ben başlığı verirken
din ve psikoloji derken araya ve koymak bile zoruma gitti. neyse ki sen psikoloji ve inanç yapmışsın. Hatta bir de şöyle, işte dinin psikolojideki yeri, ondan sonra falan gibi şeyler var. Din bir yerde değildir. Her yerdir din. Kökü itibarıyla varlığını, kökü, din kelimesinin kökü borçtur. Deyinden gelir. Kendi varlığının kendisine borç olduğunu fark edecek kadar akıl sahibidir her insan. Bunun için Kur'an kursuna gitmek, Arapça öğrenmek, tecvid çalışmak, İmam Hatip'e gitmek, ilahiyatta doktora yapmak falan gerekmiyor. Bunun için Müslüman olmak da gerekmiyor. Yani insanın basic dediğimiz temel, varoluşsal, yani existential, varoluşsal temel farkındalığı budur. Yani varlığın, düşüncenin alfabesidir bu. İnsan kendisini kendisini var etmemiştir. Kendi varlığı kendisine borçtur. Din budur. Bunu da fark edecek olan sadece insandır. Bu da insanın ilk fark edeceği şeydir. Bak, bundan önce bir şey yok. Bu temel farkındalıktır. Yani basic mindfulness diyelim yani. Mindful. İşte bu. Ama bizim mind'ımız o kadar böyle şey lüzumsuz şeylerle fullenmiş ki. Yani bizim mind'ımız full. Yani en temel gerçeği alamayacak kadar çerçöp var içinde. Yani bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Halbuki mindful tekleli, mindful sadeleştirip gerçeği duru ve diri olarak görebilmektir. Sadedir yani. Suyu gönderen Allah'la dini gönderen Allah aynı Allah'tır. Yani sanki farklı Allah'larmış gibi algılatıyorlar bize. Yani tanımıyorlar gibi geliyor. Yani şu dudağıma gönderdiği suya bak ya. Ne kadar sade, duru, iddiasız, saf ve berrak değil mi? Alengirli mi? Gazoza benziyor mu? Yok. Benzemiyor. Peki Allah'ın dinini niye böyle çok saçaklı, püsküllü, böyle işte gazlı, yaldızlı falan yapıyoruz? Durudur. Duru. Yani o suyu gönderen Allah'tan ben öyle berrak, sade bir din bekliyorum. Sadelikle beraber derinliği olan bir hakikat demeti bekliyorum. Haksız mıyım? Bilmem. Şüphesiz haklısınız hocam. Bu yaptığınız giriş bende de çok büyük şeylere yol açtı. Şimdi ben de biraz yıkıldım, sarsıldım. Ben de biraz bir imanıma döndüm, baktım. Kendi adıma çok teşekkür ederim hocam. İlk başta önce zaten bunu dile getirmek istiyorum. Daha konuya giriş yapmamışken, yani ben din psikoloji diye birleştirmeye çalışırken kafamda aslında zaten. Güzel de oldu. Yani buradan sonra... Senin profil ne diyor? Psikoterapi videoları diyor. Bu soyadın mı senin? Hayır hocam. Ben Yuşa, soyadım Arı. Tamam. Tanışmış da olalım evet, aslında. Ben, o benim hatam. Sen yok, benim tanımamı önceledin ama ben de seni tanımak istiyorum. Mutlaka böyle psikoterapi videoları gibi özel bir profilin emanetçisiysen, gecenin işte saat 11:30-12'sinde beni bu programa ikna ettiğine göre çok önemli bir davan var demektir. Hani şey diyorum, biraz böyle narsistik bir de. Yani beni herkes tanıyor. Kendini tanıt oğlum falan. Seni de tanıyalım ama. Tamamdır hocam, ben tekrar edeyim. Benim tam adım Muhammed Yuşa Arı. Onu da söylemiş olayım. Yuşa kullanıyorum. Daha kısa akılda kalıyor diye. Onun dışında ayrıca neyi söylemem gerekiyor? İstanbul Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik 2. sınıf öğrencisiyim. İman açısına gelelim. Madem ilk girişi de oradan yaptık. Ben arayan tiplerdenim aslında. 21 yaşındayım. Arıyorum, aramaya devam ediyorum. Bu yolda
bir şeyler yapmaya çalışıyorum aslında. Yani buradaki yayınlarımızın da sık sık ister istemez değindiği nokta da hep bu oluyor. Yani din oluyor, iman oluyor. Çünkü gerçekten insandan konuşulduğu vakit bunun bir kenara bırakılması çok çok zor. Çünkü belki de bizi tamamen var eden en büyük etmendir din. Yani bunun dışındaki işte varoluş şu bu falan. Tabii bunların hepsi çok önemli şeyler, çok önemli bakışlar belki ama din hepsinden daha önemli. Bugün o yüzden aslında sizinle bir konuşmak istedim. O yüzden sizinle bir yayın yapmak istedim. Yani özellikle biz psikoterapist adaylar, psikoterapist olmak isteyen adaylar diyeyim. Cümlemi de tam tamamlayamadım. Affedin, affıma verin. O şokun etkisi Estağfurullah. oldu biraz. İlk Estağfurullah. girişteki şokun etkisi oldu. Yani bizim açımızdan dinler de olmalı. Bunun inançla ya da inanmak ya da inanmamakla bir alakası da yok. Yani buradaki psikoterapist arkadaşlar işte o inanmadan olmaz falan tarzı bir şey de çıkartmasını istiyorum. Hayır. Yani danışan için din nerededir? Bunu daha net görebilmek açısından ya da insan için genelinde de din nerededir? Nerede olmalıdır? Psikoterapide biz bunu nasıl kullanmalıyız yahut kullanmalı mıyız biliyorsunuz yani bazı ekoller var hiç ağza bile alınmamalı diyen yahut hatta danışanla danışman hiç tanışmamalıdır dahi diyen yalnızca gelir terapi yapar gider diyen. Bu kadar çok farklılığın olduğu yerde biz dini bazen insanda bir çaba vardır ya hep ondan kaçmaya dışsallaştırmaya ya din mi ya işte bu onun konusu değil demeye çalışırız. Aslında din her şeyin konusudur. Psikoterapinin de konusudur. Ben burada buna da dikkat çekmek istedim. O yüzden çok değerli olacak sizden bunu dinleyebiliyor olmak. Yani burada tabii dinden ne anladığımız da önemli. Mesela ben 5 vakit namazını kılan, orucunu da tutmaya çalışan bir adamım. Ama biri kalkıp da beni dindar diye tanımlarsa kesinlikle Doğru. itiraz ederim. Çünkü dindarlık marjinal bir tutumdur. Böyle daha çok bir şeylere takmış adam demektir. Sosyolojik olarak varlığının sorumluluğunu alan, varlığının sorumluluğunu almak ne demek? Az önce Kur'an tabiriyle takva. Takva ciddiye almaktır, sorumluluk sahibi olmaktır. Varlığının sorumluluğunu alan bir adamın yaptığı şey adam olmanın hakkını vermektir. Dindar olmak değil. Yani varlığımın sorumluluğu nedir? Varlığımın ihtişamına, sadece kendi varlığımın değil, bütün var edilenlerin ihtişamına, güzelliğine, görkemine hayretle mukabele etmek, hayret duygumla. Bütün bu ihtişamın bana iyilik olarak kesintisiz sunulmasına da minnetle, teşekkürle mukabele etmektir. Yani insanın iki temel duygusu vardır doğduğunda. Yani aslında insan bizim bildiğimiz anlamda temel ihtiyaçlarını hiç karşılayamaz şeyde. Adını bilmez. Altına yapar çişini, kakasını söyleyemez. Konuşmasını zaten bilmez. Yürümesini bilmez. Bak hala sen 21 yıldır bu gök kubbenin altındasın. Hala öğrencilik yapıyorsun. Ben 57 yıldır buradayım. Hala öğrencilik yapıyorum. Yani bugün şakır şakır senden önce okudum. Bu gece de okuyacağım. Yarın da okuyacağım. Bazı şeyleri düzelteceğim. Öğreniyoruz. Ama mesela bir arı doğar doğmaz birinci saniyede hangi çiçeğe nasıl gideceğini, çiçekleri nerede bulacağını, onun öz suyunu nasıl alacağını, sonra dönüp şeye peteğe kovana nasıl döneceğini bilerek doğar. Bir arı. Peki insan neyi bilerek doğuyor? İnsan aslında asıl temel ihtiyacını bilerek doğuyor. İnsanın iki temel duygusu vardır doğduğunda. Yani birincisi hayret duygusudur. Bebeklerin gözlerine bak böyle. Belki sen unutmamışsındır. Benim bebekliğim üzerinden 57 sene geçti. Seninkisi daha çok yeni. Yani 20 sene öncesi. Böyle nasıl böyle göz açıktır böyle. Bakar bebek yani. Sürekli bir şeylere hayret eder. İnsan yavrusu hayret eder. İnsan yavrusu çok küçük şeylerle sevinir, minnet duymasını bilir. Öyleyse insanın iki temel duygusu hayret ve minnet duygusudur. Hayret ve minnet duygusunu ömrünün sonuna kadar ayakta tutan, canlandıran, sivrilten ve ona
gözlemlediği her yeni şeyle, yaşadığı her güzellikle, deneyimlediği her lezzetle yeni anlamlar, yeni gerekçeler bulan insan, hayretini ve minnetini ifade eden insandır. Ha, hayret ve minnetimi nasıl ifade ediyorum? Bunun sembolik olarak adı benim salat, namaza kalkmamdır. Mesela oruç tutmamdır. Yani bu dini tabirler bunlar. Ama peki ben dindar mıyım namaz kıldığım, oruç tuttuğum için? Hayır. Adam olmaya çalışıyorum, dindar olmaya değil. Yani dindarlık marjinal bir şeydir. Yani bakın, adam olmanın ifadesidir din dediğimiz şey. Yani mainstream, ana akım yaşamak bunu gerektirir. Yani arkadaş biraz daha sık camiye gidiyor. İşte kafayı takmış, obsesif, abi de günün 5 vakti namaz kılıyor falan. Bunlar oryantalist tabirdir ve insanın kendi gerçeğini inkar etmesidir. Şimdi buradan hareketle terapi seansında ne yapacağımız detaylı bir konudur. Ama varlığının sorumluluğunu almayan, var edilişinin çok değerli, biricik armağan olduğunu fark etmeyen bir insan kendisiyle tanışamaz ki. Kendisiyle tanışamayan danışanı nasıl kendisiyle tanıştırır? Nasıl ona güvenli, en çok aradığı, bir insanın en çok aradığı şey güvenli ve bir ortam, güvenli bir zemin ve güvenle bağ kuracağı bir çevredir. Peki her şeyin başıboş olduğu, anlam ifade etmediği, her an yok olabilir olduğu, kaotik olduğu bir yerde bir insan nasıl o varoluşsal ihtiyacını karşılayabilir? Hiçbir şey güven vaat etmiyor ve hiçbir şey ona tanıdık değil. Yani hiçbir şey mesaj değil, mektup değil, ona hitap etmiyor. Kitap dediğimiz şey aslında varlığa, varlığın parçalarına kitap gibi anlam verişimizi ifade eder. Biz her şeyi kitaplaştırmak isteriz. Başka türlü orada insan olarak var olamayız. Aşinalık ararız bu yüzden. İşte bundan dolayı psikoloji ve din deyince, psikoloji eğer bizim fıtrat altyapımızı keşfediyorsa, yani insanın doğası var, bu doğanın yazılımını keşfetmekse psikoloji, aslında dindir. Yani dini olan bir kitabı, yani yaratıcının bir mesajını açıklıyorsun. Onu anlamaya çalışıyorsun. Yaptığın faaliyet hala dinidir. Ha, yani ay ben dindar değilmişim gibi davranayım burada, seküler durayım. Seküler durmak da bir dindir. Yani tarafsızlık diye bir şey var mı? Yani bir tane kainat var değil mi Üşacığım? Bir tane. Bir tane daha var mı? Yok. Delikanlıca cevaplayalım. Bu kainatın, bu varlığın, var edeni var mı yok mu? Ya korkmayın. Yani yok da diyebilirler. Tamam. Anlarım. Yani yok da diyebiliriz. Var. Ben var olduğundan eminim. Var olmadığından emin olabilir. Ayıplamıyorum. Ama var ya da yok. Bu ikisi de tutarlı bir seçenek sayılabilir. Yani yok diyen kendi çelişkisiyle yüzleşe yüzleşe var olmayı anlar. Ama sanki iki tane şey var, kainat var. Biri Allah'ın dininin yaşandığı yer. Öbürü de işte bağımsız, objektif bir alan. Nasıl oldu bu iş? Yani anlamadığım şey şu. Yani İki tane mi Allah varsayıyorsunuz? Yani birisi dini gönderen Allah, bize kitabıyla konuşan Allah, öbürü de yaratan Allah. Ha canım, yani biyoloji okurken kimin kanunlarını okuyorsun? Yani iki kere iki dört derken hangi yasaları keşfediyorsun? Şeriat dedi bu, yani Allah'ın kanunlarını, yaratıcının kanunlarını keşfediyorsun. Yani bu ikircilik bizi dinden de ediyor, varlıktan da ediyor. Bu yüzden iyi bir terapist kendisini tanıyan terapisttir ama dinler değildir. Adam olmaya çalışandır.
varlığının sorumluluğunu alandır. Yani dindarlık nedir? Benim şimdi dindarlık yapacaksam sana işte kafama bir sarık sararım, sakalımı biraz uzatırım. Efendim varsa ortamda buradan biraz sana gül kokusu gönderirim. Ondan sonra oluruz. Hacı hoca şöyle takkem olur kafamda. Yahu yastığı da kılacağız falan diye bir dindarlık edası veririm sana. Ha. Ama bu değil. Yani din dediğimiz gerçeklik insanın varlığının sorumluluğunu üstlenmesidir. Bu yüzden din ya her şeydir ya hiçbir şeydir. Hiçbir şey diyeni de büyük bir hürmetle kabul ederim. Bir gün iman eder o. Emin olur. Ama bazı şeyler dediğimizde o çok korkunç bir aldanış. O bazı şeylerle yetine her şey olduğunu asla anlayamaz. Evet. Peki hocam, biraz da derin gidiyoruz aslında ama yani benim sormak istediğim bir diğer soru da aslında şu. Bu konuda artık bilimsel araştırmalar da yapılıyor. Artık bunun da sayısı gittikçe arttı. Ama ben bir de sizden bunu dinlemek istiyorum aslında. Klasik bir klişe vardır. Böyle bir furya gibi ağızlarda hep dolaşır ama yani bunun tam bir açıklaması hiçbir zaman yapılmaz. Derler ya hocam, insanın temelinde inanç vardır. İşte insan inanmadan yapamaz. Ama biz görebiliyoruz ki gerçekten inanmadan yapabilen insanlar da var. Yahut bunu iddia ediyorlar bir şekilde. Yani belki de sizin de dediğiniz gibi yani tarafsızlık da bir taraftıra geliyor iş. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani insan gerçekten inançsız da yapabilir mi? Bir şeylere inanmadan da hayatını devam ettirebilir mi? Bir ateistin meşhur bir sözü var. Diyor ki, kendimi ateist zannediyordum. Kendime taptığımı anlayıncaya kadar diyor. İnsan mutlaka bir şeye inanır. Yani bu işte inançsız da yapabilirim diye bir inancı da vardır. O da bir inançtır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Yani insanın temel arayışı kendini bu gök kubbenin altında, bu yeryüzünün üzerinde anlamlı görmektir ve önemli görmektir. Mutlaka bir şeye inanıyoruzdur. O sözlerin altını kaz, ondan mutlaka inanç çıkar. Kesin inanç çıkar. Yani inancı olmayan yoktur. Mümkün değildir insanın. Hatta bu anlamda bizim Göbekli Tepe kazılarının antropolojide bir şeyi vardır. Önemli bir devrimdir o. İnsanın inanma ihtiyacının refahtan geldiğini, yahu işte yiyip içip duruyoruz, ondan sonra halimiz, keyfimiz yerinde, işte her şeyi yapıyoruz, dur bakalım, bir de kendimize bir de şey yapalım, ya bir mabet bulalım, bir tanrı bulalım şeklinde bir teorisi vardır antropolojinin, genel geçer. Ama şu anda yeryüzünde insan yapısı, en eski eser Göbekli Tepe kazılarındaki 12 bin, 13 bin yıllık o yapıtlardır. Ve o bir mabettir. Yani insanın ne olursa olsun önce kendisinden öte bir gerçeği aradığını, aramazsa olmayacağını anlatır o. Şöyle düşünelim, şimdi cep telefonundan görüşüyoruz değil mi? Instagram programından, bilgisayarımızdan görüşüyoruz. Şu anda senin cep telefonunda, benim cep telefonumda kendisini açtılar. Yani benim cep telefonum kendisinden öteye bağ kurdu. Psikoterapi videoları sorumlusu Uşa'yı buldu. Sen de beni buldun. Bilgisayarlarımız da öyle değil mi? Hazır bugünlerde evdeki elektronik cihazlarımız, iletişim cihazlarımızı sürekli kendisinden öteye bağlıyoruz. Yani bir bilgisayar kendini ne zaman aşar? İnternete bağlandığında aşar. Yani Google'a soru sorar, ve bütün belki dünyanın en büyük network'ünün içine dahil olur değil mi? Aşıyor. İnsan da bağ kurmak ister ve kendi yani bağlantı kurmayan cep telefonu da, bilgisayar da,
çok anlamlı değildir. Yani kendisiyle yetinemez insan. Aynı şekilde yani cihaz da kendisiyle yetinemez, insan da kendisiyle yetinme hakkı yoktur. Mutlaka inanırlar, merak etme sen. Peki hocam, size işi biraz daha aslında hem bizim genel bu katılımcımıza da hitap edebilmesi açısından, hem bu genel soru açısından, bu terapi açısında da, yani her ne kadar atıyorum her iki tarafta da dini bir inanç var, ancak terapi açısından, iyileştiricilik açısından dinin kullanımı için neler söyleyebilirsiniz? Yani ne gibi bir tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Özellikle terapi sırasında bir terapistin bunu kullanabilmesi sizce doğru mudur, yanlış mıdır? Yahut kullanmak isteyen biri nasıl kullanabilir? Böyle bir soru sorayım şimdi, bu kullanma tabiri. Bu arada şu soruyu sabitleyelim. Din psikolojisiyle ilgili soru soran kardeşimiz vardı. Hangisi hocam? Bak şu anda ben de oynatıyorum. Biraz aşağı indirdim. İnsan aciz yaratılmasaydı. Aile danışmanıyım. İlahiyat Fakültesi'nde bulunan din psikoloji konusunu soran bu değil. Tamamdır. Evet, bu. Tamam. Bunu burada bekletelim. Bu çünkü mühim bir soru. Şimdi Tamam. Biz atmosferi kullanıyor muyuz? Yoksa atmosferi yaşıyor muyuz? İçinde nefes alıyoruz Yuşa. Atmosferi kullanacak olsak ne yapardık? Ben biraz Kullanmama şansımız olurdu belki. Seni şey yapardım, böyle kafana atardım, sen de bana atardın. Atmosferde yaşıyoruz. Din kullanılmaz. Din bizi kuşatan, benim tanımladığım şekliyle büyük gerçekliktir. Yani büyük şeydir, resimdir. Varoluşsal anlamda tarif ettiğimizde böyledir. O halde bu anlam çerçevesi içinde her şey anlamlıdır. Bu anlam çerçevesi içinde en büyük ihtiyacımız olan anlamı buluruz. Yoksa sonunda ölüm olan bir insana ölümü nasıl anlamlandıracaksın? Kırılgan olan bir insan, yani hastalanabilir, işte bir tek bir virüsle bile bütün dünyanın alt üst olabildiğini gördük. Yani bütün virüsler, şu anda enfeksiyon yapan bütün virüslerin hepsini toplasak 1 gram ediyor. Dünyadaki bütün koronavirüslerin toplasak, hasta edenleri, 200 milyon insandaki her birinde 70 milyon tane olan virüsü toplasak 1 gram ediyor yumuşa. 1 gramla bütün dünyanın altı üstüne geldi. Yani dozu bir 9 gram daha eklesek hepten biteceğiz. Şimdi bu kadar kırılgan bir dünyada bu kırılganlığa anlam vermek için bir üst anlam çerçevesine ihtiyacımız var. Anlam arıyoruz bu. İşte din bu anlamda bizi kuşatan atmosfer gibi bir gerçekliktir. Yani bizim ekosferimizdir. Din bir sanı alanı değildir. Bu yüzden de dini kullanalım mı kullanmayalım mı meselesini, kullanma kelimesine karşı çıkıyorum. Manevi başa çıkma dedi az önce Ömer Hocam. Zaten bütün başa çıkmalar mana ile olur. Yani bir maddi başa çıkma, bir de manevi başa çıkma diye bir şey yok. Mana arıyoruz zaten. Eyvallah. Buna cevap verdiğimi zannediyorum. Evet hocam. Sanırım başa tutturduğumuz soruya geçebiliriz. Hocam Evet. Merhaba, aile danışmanıyım. İlahiyat Fakültesinde bulunan din psikolojisi alanı ile ilgili fikirlerinizi, yani ilahiyattaki din psikolojisi alanı ile Biraz ilgili... sesim radikal ve öfkeli gelebilir. Din psikolojisi diye anlatılan şeylerin, bildiğim yani genel geçer müfredatı, elime yetki verilirse bir güzel alır, yırtar ve çöpe atar. Çünkü din psikolojisi başlığı altında okuduğumuz şeyler, bazılarının dindar diye tanımladığı, yani bir nesne, laboratuvar faresi, gözlem nesnesi olarak gördüğü, dindarların davranışı, dini yaşayanların davranışının incelenmesinden ibarettir. Yani burada dindarların yaşadığı marjinal bir yaşantı, hayat tarzı olarak tanımlanıyor. Bu durumda olan insanların nasıl yönetileceği, onların nasıl anlaşılacağı üzerine bir takım teoriler var.
Bu yüzden İlahiyat Fakültesi'nde okutulan din psikolojisi din ne dindir ne psikolojidir. Ben tümüyle radikal bir şekilde bunun anlaşılmadığını düşünüyorum. İnsan psikolojiden ibarettir, insan dinden ibarettir. Peki hocam, size bir soru daha ben sormak istiyorum. Aslında şu sıralar psikolojide de PDR'de de sanıyorum ki müfredata giren bir ders var. Bu manevi danışmanlık dersi. Bu ders Evet. hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle bir manevi danışmanlık yapılabilir mi? Ya da bu nasıl yapılabilir? Nasıl bir yarar beklenebilir bu konuda? Yani teknik anlamda arkadaşlar yeni bir çalışma alanı, yeni bir yaklaşım ihdas etmek için bu başlığı seçtiler biliyorum. Bir zaruriyattır tabii bu. Ama bütün danışmanlık manevi danışmanlıktır zaten. Yani şunu kabul etmemiz lazım. Yani bizim gerçeğimiz, maddi olan gerçeğimiz mana, daha büyük mana çerçevesiyle kuşatılmıştır. Bütün danışmanlar manevi danışmandır. Yani manevi danışman demek logoyu, yani manayı gözeten danışmanlar demek. Yani ne demek bu? O zaman herkes mana peşinde zaten. Herkes manevi danışmanlık. Ha, bazı arkadaşlar eğer siz de gidin biraz böyle onlara dini telkinde bulunun gibi şeyler söylüyorlar. Ha, ben şimdi dini kelimesini yani şöyle tarif edelim ve ben de bir soru sorayım. Güneşin doğması dini bir olay mıdır? Ya bu yani dinen Yani insan doğması. anlamlandırılabilmesi gerekiyor ki kıyamette doğudan değil batıdan doğacağı açısından bakarsak eğer hala güneşin doğudan doğuyor olması dini bir anlam da taşımaktadır hala. Anlamda dedin. Anlam da taşım evet yani anlam da taşımaktadır. Tabii yani bence gerçek bir anlamı da var. Şu anki zihnim en azından bilimsel bir anlamının da olduğunu Peki, söylüyor, evet. şöyle bir ayet hatırlıyor musun? Dini kutsal kitapta geçiyor yani tarif gereği. Vaşşems diyor. Güneş Ve şahit evet, olsun. güneş. Yani güneş demek ki yaratıcının şahitliğe çağıracağı bir şahit. Bakın güneşe diyor. Demek ki güneşin doğuşu dini bir eylem. Ezan okunması dini bir eylem, gün doğumu dini bir eylem değil. Canım nasıl olur yani? Siz şeyi, varlığı taksim mi ettiniz? Yani ezan okutan Allah'la güneşi doğuran Allah aynı Allah değil mi? Çiçeklerin açılması dini bir eylem midir? Dini bir eylemdir. Kelebeklerin uçması dini bir eylemdir. Sorunu unuttum. Neydi senin sorun? Hocam benim sorum manevi danışmanlık alanı ile ilgili olan Evet. düşüncenizdi. Yani Ha. ayrıca böyle bir şeyin Manevi mümkünatlığı. danışmanlık. O yüzden ben bir danışanıma git işte ezan dinle dediğimde manevi danışmanlık yapıyorum. Efendim git gün doğumunu seyret. Bak gün doğumunu seyredersen ya da gökte seyredersen başka her şeyin küçük olduğunu anlayacaksın diye bu defa dini olmayan danışmanlık yapıyorum. Sence doğru mu? Mesela ben tavsiye ederim bu Instagram hesabında bir Betül Türksoy diye bir kahraman var. Her gün, her gece canını dişine takıyor bu kardeşimiz. Ay fotoğrafları çekiyor. Betül alt tire Türksoy. Bulurlar. Şimdi ay, ayı seyretmek, ayın gelişiyle, gidişiyle heyecanlanmak. Ben diyorum ki danışanıma bak ayı seyret, gökte ay var, yerdeki her şey o zaman senin için küçük gelecek. Burada büyüttüğün şeylerin küçük olduğunu anlayacaksın. Böylece panik atağında, anksiyeten de, nörozun da iyileşecek derken. Hani aya bak derken dini olmayan bir şey mi söylüyorum? Çünkü O da Velgamer diye geçiyor. welcome diye geçiyor. Yani ona bakarsan. Varlıkla ilgili olmayan hiçbir ayet yok. Dolayısıyla varoluş üzerinden yaptığımız bütün iyileştirmeler, telkinler, çerçeve değiştirmeler dinidir. Hepimiz manevi olmayınca Yuşacığım danışman olamazsın. Teşekkürler hocam.
Hocam güzel bir soru var. İsterseniz hem de Alkım Seven sormuş. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde kendisiyle de zaten yayın yapıyor olacağız. Çok değerli birisi. Araştırma metotlarında hipotetik soruyu doğrulamak için sıfır hipotezinin çürütülmesi yani yokluğun çürütülmesi gerekir. Bu durumda Tanrı yoktur hipotezi için ilk önce kabul yani bu hipotezi ilk önce kabul etmemiz gerekir. Peki bu bağlamda düşünürsek eğer agnostik yaklaşım hakkındaki düşünceleriniz nelerdir hocam? Soru bu Agnostik şekildeydi. Umarım doğru soru sordum. güzel bir soru. Tam da bu gecenin bu vakti konuşulacak bir soru. Halkım seven değil mi? Evet, Ben bakım maalesef seven bunu tutturdum. haber olmuşum bu güzel sorunun sahibinden. Fark etmediğim için ben özür dilerim öncelikle. Agnostizmi nasıl tarif ettiğimize bağlı. Yani ben bazı tanımların altını doldurmadan cevaplamamaya çalışıyorum. Ama ben bir kitap yazmış olsam bugünlerde bir makale, imanın şartı inkardır diye yazarım. Yani iman etmek inkar ederek başlar. Yani önce agnostik oluyoruz zaten. Agnostik olmanın sancısını çekmeyen şey gnostik olamaz. Nasıl? La ilahe illallah diyoruz. Ya bak La şimdi. ilahe. Önce la ilahe diyorsun. İlla Allah'ı sonra söylüyorsun. Yani demek ki bu ilah değildir. Hay bu da olamaz. Acaba şu mu? Yok yok bu da olamaz. Deniyorsun, test ediyorsun. Sürekli bir dala tutunuyorsun. Hepsi kırık çıkıyor, kırık çıkıyor, kırık çıkıyor. Demek ki sürekli düşünen bir insan bu ilah olabilir mi, bu ilah olabilir mi diye soru veriyor. Yani hatırlatma çok güzel. İbrahim'in aleyhisselam yolculuğu bu yolculuğun metaforudur zaten. Yani İbrahim Aleyhisselam aya da tapmış, ay yıldızlara da tapmış, ay güneşi de tapmış falan diye bunun dedikodusunu yapıyoruz. Yani bu mesel, bu kıssa bize sürekli yok sayarak, yani önce varsayarak sonra yok sayarak ilerlediğimizi gösteriyor. Yani la ilahe demeyen illa Allah diyemez. Yani o naylon bir illa Allah olur. Yani dilimize bu cümleyi veren diyor ki yani birilerini Allah olmayan birilerini Allah saymanı, varsaymanı bekliyorum senden diyor. Ya bu kaçınılmaz. Böyle böyle iman edersin. Yani yanılgılardan dönerek, düşüşlerden kalkarak, savrulmalardan toparlanarak iman edersin. Bu yüzden tabii ki agnostik olmadan hatta ateist olmadan iman edemezsin. Çünkü ateistliktir bu. Yani bu ilah olamaz, bu da ilah olamaz. Cık, yok canım burada ilah yok. Yani hiçbir tanrı tanımıyor. Bütün gördüğü, tutunduğu, bel bağladığı şeylerin tanrı olmadığını göre göre insan bütün bunların ötesinde olanı bulur. Ona Allah der. Yani la ilahe demeden inkar etmeden illa Allah diyemeyiz. Yani illa Allah bütün seçeneklerden sonra ortaya çıkandır. Yoksa biz Allah demeyiz başta. Allah'ın kim olma, neyin ve kimin Allah olmayacağı üzerinde yürürüz. Dolayısıyla önce Tanrı tanımazız, önce agnostiyiz, sonra iman ederiz. Bu da bedeli ödenmiş bir iman olur. Yani ter dökülmüş bir yürüyüş olur. Emeksiz olmaz. Peki hocam burada aslında güzel bir soru daha gelmiş. Bu da şu. Çok farklı bakış açıları var insana. İnsanı çok farklı farklı tanımlayan biliyorsunuz sistemler, yaklaşımlar var. İşte atıyorum bir yerde analiz varken bir uçta işte varoluşçuluk var. Yani bu manevi taraftan baktığımız zaman aslında bunların herhangi birine çok yakınından bir ilişki görmüyoruz. Mesela ben psikanetik açıdan baktığım zaman bir maneviyat görmüyorum. Hatta atıyorum işte bunun kurucusu, temsili işte Freud'da da mesela bu tarz bir şey vardır ya dini reddeder. Bunu bir yanılsama olarak algılar. Ya bu açıdan baktığımız zaman tamamen maneviyattan sıyrık terapi yaptığını iddia eden ekollerin de başarılı olduğunu görebiliyoruz. Yani psikanaliz işte 100 yılı aşkındır hala devam ediyor bir şekilde. Yani bunların içindeki maneviyat da tam olarak nasıl işliyor? Yani bir Freud da bir noktada aslında dini kullanıyor muydu? Ben bunu da çok merak ediyorum. Atıyorum işte bu bilinç dışı
atıfları yapıyor sık sık. Yani burada nasıl bir bilinç dışından bahsedebiliriz? Eğer manevi tablodan bakmak istersek, manevi pencereden bakmak istersek yahut bilinç dışının varlığından bahsedebilir miyiz? Yani en temelinde belki sormamız gereken bu. Yani bir defa hakikatin peşine düşen herkes zaten Tanrı'nın ya da Allah'ın yarattığı bir bilmeceyi çözmeye çalışıyor. Adını ister böyle koysun, böyle koymasın. Yani biz Freud'un bilincimizin yani şimdi burada olan bilinç parçamızın dışında daha derin bir bilinçaltı olduğu fikri doğru mu yanlış mı? Bütün varlığımla adı farklı olabilir, ekoller farklı terminolojiler kullanabilir. Adının bunun bir gerçek olduğunu farkındayız. O halde yani iki kere iki dört etmesi eden diyen bir matematikçi yok efendim ben işi dini karıştırmıyorum derken iki kere iki dört etme yasasının Allah'a ait olduğunu bilmese de aradığı, bulduğu Allah'ın işidir. Yani biz o açıdan bakarız şeye. Yani bir insanın kişisel dindarlığı beni ilgilendirmez. Hakikatin peşinde olmak, gerçeğin izini sürmek, bunun için çaba göstermek, ister adını koy, ister adını koyma. Yani yaratıcının ortaya koyduğu bilmeceyi çözmek ya da onun sorduğu soruya cevap aramaktır. Dolayısıyla iki kere iki dört eden diyen bir matematikçi kendisi kişisel olarak dinsiz de olsa çok bu gerçek üzerine şahane bir mühendislik ortaya koyabilir. Bu hesaplarıyla çok güzel sonuçlara varabilir. Onun için Freud'un kişisel duruşu bizi ilgilendirmez. Gerçekten bir insan olarak henüz hiç kimsenin sahip çıkmadığı bütün aşağılanmayı göze alarak yok bu insan bedenden ibaret değildir diyen bir adamı sırf Yahudidir diye aşağılamak, efendim bir takım şeyleri ilk yanılgıları üzerinden onu mahkum etmek insafsızlık olur, haksızlık olur. Ben tümüyle Freudçu falan değilim. Freud'u da savunacak halim yok ama şeytanlaştırmanın da alemi yok. Kim hakikatin peşine düşmüşse o hakikati ihdas edenin, onu hak olarak ortaya koyanın sorduğu soruya cevap veriyor. İster adı, ister bunun farkında olsun, ister olmasın. Hakikat bu. Burada Alkım Hocam da yine sağ olsun çok da güzel bir ekleme yapmış. Yani Freud'un inançlı insanların daha hızlı, daha çok iyileşme gösterdiğinden bahsetmiş Freud'un kendisi de. Bu benim daha önceden gelmediğim bir şeydi ancak yani ben hala onu terapi okulünün bir noktada dine ve yaratıcıya karşı olduğunu biliyorum. Ama ya bunun olması bile aslında maneviyatın ne kadar önemli olduğunu en büyük kanıtıdır sanıyorum. Dinde de Şimdi yaratıcıya kim karşı olabilir Yuşacığım? Nasıl karşı olabilirsin? Mesela yaratılan insan kendi olarak fıtratının izini Hocam sürer. izninizi isteyebilir miyim? Kapatıp hemen tekrar Lütfen. açabilir miyiz? Yani bir saati doldurduk Instagram demin. Taksit Kusura çok bakmayın hocam. estağfurullah canım. Yaratılan bir yerde kalmış. Çok güzel bir yere değinmiştiniz. Yani bir yaratılan olarak insan nasıl yaratıcıyı yok sayabilir? Hayır şöyle ben diyelim ki şöyle diyorum yani aşağı diyorum ki ben Tanrı bilmem Onra beni kimse falan yaratmadı. Ben Allah'ın kanunu varmış şeriatı onu tanımam derken bana şunu sorma hakkın var. Ya birader sen nasıl konuşuyorsun? Yani dilinle konuşuyorsun değil mi? Yani kendi yaratılış yasalarına göre konuşuyorsun. Yani ben Tanrı tanımam diyen o zaman gözünle konuş. Efendim kulağınla birkaç hece söyle diyebilirsiniz. Çünkü madem bu kadar özgürsün kendi varoluş standardını aş, tamam mı? Ben bunu söylerken de zaten Allah'ın kanununa tabiyim. Yani haşa Allah'ın yoktur derken, ben Allah'ı tanımıyorum derken, onun verdiği imkanları kullanıyorum, onun verdiği şekilde konuşuyorum. Dilim, damağım, dudağım, sesim, nefesim, gırtlağım da var. Ne yapacağız bunu? Hani Rahman suresi vardır ya kim Rabbinin nimetlerini inkar eder?
edemezsin ki. Yani edemezsin. Ederken zaten Rabbinin nimetini kullanıyorsun. Nasıl inkar edemiyorsun? Edemezsin yani. Evet. Yani benim şimdi için dese ki Allah yoktur derken Allah'ından aldığı nefesi kullanıyor. Allah'ın verdiği ağızla konuşuyor. Kendisi yapmadı bu ağzı. şüphesiz Eyvallah. hocam. Aydınlanmak zor iş. Ağır oluyor biliyorsunuz. Uyuma Burada yuşa diyorlar. Bak demek ki katılım. Hop hocam telefonunuz düştü. Umarım yerde düşmemiştir. Gerçi masada hala herhalde. yok, burada burada. Evet. Beni bulduğuna göre. Evet. ya gözüm biraz kısık sanırım o yüzden. Gözüm Ben kapalı gibi görünüyor bazen de. yormuş olabilirim. Yok yok Ama hocam yorgun değilim. Yok ikinci bir yorgun saat değilim. doldurmaya Aksine niyetlenmeyelim benim de. benim Evet. için büyük bir keyif. Benim için büyük bir keyif hocam. Eyvallah. Ama işte bu konuları konuşmanın da çok böyle kaygan da bir zemini var. Yani o yüzden ben olabildiğince zaten size katılımcılarımızın sorularını yöneltmeye çalışıyorum. Bu konuda biliyorum ki en az benim kadar hepimizin onlarca sorusu vardır. İster istemez akla geliyor yani din dediğimiz zaman hatta psikoloji dediğimiz zaman ikisini yan yana andığımız zaman bu sayı daha da çok artıyor. O yüzden ben en azından bu noktada kendimi biraz daha şanslı görüyorum. Sorabilecek çevremde de çok insan var ama katılımcılarımızın sorusu Ben, olursa onlara değer veriyorum. evet, ben özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Yani ben senin yaşındayken Yuşa, benim yaşımdaki bir abiden şu anda sana söylediklerimi duyamadım. Ve maalesef bize belletilen din, anlatılan din, insan olmamızı göz ardı ederek anlatılan din oldu. Az önce imanın şartlarını saydık. İslam'ın şartı ne biliyor musun? İnsan olmaktır. Yani insana İslam teklif edilir. Dolayısıyla bir din tarif ederken yani insanın zaaflarını, insanın gerçekliğini yani psikolojisini yok sayarak tarif eden bir din şeydir, havada kalan bir dindir. Yani ütopik bir dindir. Bu yüzden bize din diye belletilen yani şey nedir? Yazıları yüzümden alayım da hem arkadaşlar okusun hem de sen okuyabilesin diye. Şöyle Kur'an'ın ilk dörtte üçü insana insanı anlatır. Yani varoluşsal bir açımlama yapar insana. Yani insanı aynalar. Kur'an'ın ilk dörtte üçü bak bak. Yani Allah'ın dört sözünün üçü, efendim şu haram, bu mekruh, şu farz, bu vacip değil. Dört sözünün üçü, üstelik ilki. Bak, sen bağ kurmadan edemezsin diyen, bak, gün doğumları sana umut olsun diyen, bak, düştüğün yerden kalkabileceksin diyen, bak, ola ki keşke hiç doğmamış olsaydım dediğinde seni anlarım diyen insanla empatik bir bağ kuran, insanı düştüğü yerden kaldıran bir söylem. İslam'ın, yani Kur'an'ın ilk dörtte üçü. Son dörtte biri bunun dışında mı? Hayır. Son dörtte biri de bu dörtte üçe dayanarak, ilk dörtte üçe dayanarak bize bir takım görevler verir. Fakat bizim televizyonlarda, işte vaazlarda, hutbelerde din diye konuştuğumuz Kur'an'ın ne kadarı biliyor musun? Şaşacaksın. Kur'an'ın ilk dörtte üçü hiç polemik konusu olamayacağı için yoktur gündemimizde. Yani reyting alamazsın ilk dörtte üçte. Son dörtte bir yani medeni ayetler var mı? Hayır. Onun tahmin ettiğim kadarıyla 1/200'ü muamelat ayetidir. Yani oruç, sakız çiğnemek orucu bozar mı hocam? Gusül abdestimi nasıl alacağım hocam? Şu haram mı, şu helal mi? Nikah nasıl olacak hocam? Boşanmanın şartları nelerdir gibi şeyler. Kur'an'ın son dörtte birinin 1/200'ü. Peki bunu mu konuşuyoruz bugün din diye?
Hayır. Onları da konuşmuyoruz. Onların mıncıklanacak kısımlarını, yani reyting yapılacak, magazin yapılacak detaylarını konuşuyoruz. Peki nerede kaldı? Yani ben unutabilen, ben bıkabilen, ben canı yanabilen, ben düşebilen, yanılabilen, ben nefsine uyabilen bir canlıyım. Ben isyan edebilen bir canlıyım. Ama gel gör ki bana Allah adına konuşanların hiçbiri bu tarafımı gözetmiyor. Allah gözetiyor, onlar gözetmiyor. Ne yapacağız o halde? Bak sana bir tavsiye, şurada yorumları açar mısın tekrar? Tamam. Bu arada başa tuturduğum bir yorum, bir soru vardı, onu yönlendirecektim ilk fırsatta ama hocam istersen sen şunu başa tuttur. Benim başa tuturma yetkim yok orada, bak. Özkan Özburun var. Görüyor musun orada? Hemen. Kendisinin sorusunu görmedim hocam ama... Yok, sormadım. Orada selam veriyor bize Yusuf Özkan Özburun. Evet hocam, gördüm. Benden selam söyle, telefonlara çıksın Yusuf. Bir de ben birazdan müsaade isteyeceğim. Yusuf Özkan Özburun'u yayına al. O anlar. O Özkan Özburun hesabı var ya, görüyorsun orada. Evet. Hemen bak, bakayım burada. Bir saniye. Onu başa tuttur da orada dursun. Tamam. Tamamdır hocam. Tamamdır. Tamam. Yani Yusuf'cum bizi duyuyorsun, uyumazsın inşallah. Bu delikanlıları evet yanında dur ve sen merak etme. Bana sorduğun soruların aynısını Özkan Özburun'a sorabilirsin. İnşallah madem hocam duyuyorum. Kendisi de kabul ederse onunla devam edebiliriz tabii. Keyifle. Az sonra şey gelir. Cevap gelir. Yani benim hatırımı kırmaz. Umarım. Benim geçen yüzyıldan beri dostumdur. İyidir. Düşüncesi de, bakışı da hayata. Çok özeldir, şaşırtıcıdır. Bu arada ben de hocam size giderken bunun hatırlatmasını yapacaktım ama notumu almıştım. Sizden hemen önce, bir yarım saat kadar önce Nevzat Arhan hocamla bir yayındaydık. O da sizinle yayın yapacağımızı zaten duymuş, biliyormuş. Kendisi, evet. Selamlarını, sevgilerimi iletmemi söyledi. Aleykümselam, sevgili i̇nşallah, hocam. İnşallah bir gün onunla da zaten bu temada bir yayın yapacağız. Bakarsınız hep birlikte denk geliriz. Bir şekilde eğer halledebilirsek, benim de aslında gönlümden geçen oydu. Size bunun da bilgisini vermiş olayım. Yani bu teknik birkaç sorun oluyor ister istemez. Birden fazla insanı aynı anda yayına alabilmek. Ama inşallah onu eğer yapabilirsek hocam, böyle güzel aydınlatıcı bir yayını hep birlikte yapmayı isterim. Evet, yani. Çok isterim. Bunu, ön ayak olmayı da çok isterim. Instagram şu anda iki kişilik yayına izin veriyor. Gördüğüm evet. Ama şart değil. Bence tek tek katılmamız daha uygun olur. O tamamdır hocam. Nasıl uygun görürseniz. Yusuf'tan gelsin. Onu yayına davet edersen ben de burada böyle keyifle seyredeceğim ne konuştuğunuzu. Hemen sonrasında ben ona kendim yani Yusuf Özkan Özburun benim gibi ders çalışmadan her zaman konuşmaya hazırdır. Peki. İnşallah. Evet. Şimdi hocam, hala vaktiniz varsa size benim için çok fazla kritik bir soru geldi de onu hem size yönlendireyim istiyorum, hem gerekirse Yusuf hocama da yönlendiririm. Ya iki farklı açıdan da dinlemiş oluruz ama. Yani bu benim de çok müzdarip olduğum bir soru. Allah'ı hissedemiyorum yazmış bir katılımcımız. Demiş ki yani nedir bu, bunun bir çözümü var mıdır aslında? Allah'ı hissetmek ne demek? Belki onu bilmediğimiz için hissedemediğimizi düşünüyoruz ama hocam bu konuda gençler biraz daha malum, çok uyaran var. Telefonu dur, şusudur, busudur. Ya bazen sadece camdan dışarı bakmak bile yeterli geliyorken bazen de gerçekten insan hissetmiyor mu ya da hissettiğini mi anlayamıyor bilmiyorum ama bu nedir? Burada ne var hocam böyle? Bak şimdi Özkan Özburun hesabını tekrar başa tuttur. Son cevabı var orada. Uygundur dedi. Evet hocam, gördüm. Söyleyerek sözü sevgili Yusuf'a ve sana bırakacağım. Biraz şurada keyif edeyim. Tamam, uygunmuş. Benden sonra onu alacaksın. Hemen göndereceğim hocam. Gençlerin şöyle bir şanssızlığı var. Din adına o kadar çok gürültü çıkıyor ki, o kadar çok
O kadar çok, o kadar çok. Sanki böyle çok duru bir suyun üzeri çamurlu bir tortuyla kaplanmış. Bir korkunç bir bilgi kirliliği var, görüntü kirliliği var. Bu yüzden ben hakikate, o saf olana ulaşana kadar sürekli gözlerinin ve kulaklarının ve dimağlarının din adına konuşanlar, din adına söylenenler, din adına seyredilenler yüzünden tıkandığı, engellendiği kanaatindeyim. Yani izin verseler Allah'a hissedecekler. Ben işte kendisini deist diye tanımlayan bir arkadaşıma bir gün sordum. Yani dedim, nasıl bir şeydir bu deizm, ben anlamıyorum dedim. Yani hocam dedi, ben dedi Allah'a inanıyorum ama aracılar dedi reddediyorum dedi. Aracılar deyince saydığı şeyler benim de reddettiğim şeyler. Yani bazılarının Allah'ın dinini kendi dini zannedip, yani Allah adına konuşma yetkisini üzerine alıp, biraz daha çok Arapça biliyorum, ilahiyatçıyım diye deyim elindeyse, tenzih ediyorum birçok hocamızı. Kavgacı, çatışmacı, olabildiğince hurafe sosunda bandırılmış bir din anlatımını tercih etmelerinden dolayı bu. Bu yüzden arkadaşlar, din diye duyduklarını aracı olarak reddediyorlar. Dedim ki, o zaman ben de deistim. Yani senin reddettiğin şeyleri ben de reddediyorum. Yani doğrudan sahiden Allah'a iman etmek istiyoruz. Yani birilerinin elini öperek, birilerinin eteğine sarılarak, birilerinden izin alarak, birilerinin araya girmesiyle, böyle bir sürü birilerine taraftar olarak değil, saf ve duru biçimde ben Rabbimle bağ kurmak istiyorum diyen çocuklar, gençler bunlar. Yani bunları anlaması gereken Diyanet bile anlamadı zaten. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı şey diyordu, deizmle mücadele edeceğiz diyordu. Mücadele niye ediyorsun? Ben deistim diyenleri anlamak, ne demek istediklerini anlamak bir göreviniz var. Sonuçta şuraya geliyorum. Bu arkadaşa sordum. Dedim ki, galiba bu peygamberimizin de dediği. Çünkü peygamberimizin, daha doğrusu bütün peygamberlerin karşısında dindarlar vardı. Yani Firavun kendi içinde dindardı. Onun etrafındakiler de onun kutsal olduğunu bilerek etrafında duruyorlardı. Mekke'deki müşrikler dindardı. Sadece ya ama ey Muhammed, şimdi ayıp oluyor ama bak, biz Allah'la, bunlar aracımız, onları niye bir anda ortadan kaldırıyorsun diyenlerdi. Bu nokta çok kritik bir nokta. Ben hem müsaade isteyeyim, yani yorgun olduğumdan değil, sevgili Yusuf Özkan Özburun'a sözü bırakıp da ne olup bitiyor biraz keyif etmek istiyorum. Evet Yusuf'cum, ben şimdi Yuşa'dan müsaade ediyorum. Ben yayından çıkıyorum ama senin de deyici olarak buradayım. Tamam, tamam hocam. Eyvallah. Çok sağ olun tekrar aracınız için. Allah'a ısmarladık hocam. Hocam size isteği gönderdim Yusuf hocam. Evet, Yuşacığım merhabalar, iyi akşamlar. Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Bu arada kulaklık kullanmanızı sizden rica edebilir miyim acaba? Biraz ses yankı yapıyor ama eğer kulaklık kullanırsınız. Görüntüde bir sıkıntı var mı? Görüntü ama seste bir problem var hocam. Kulaklık da düzelebilir. Şu anda nasıl?
Şu anda hocam şu benim anda için nasıl? Daha yankı da gitti. Evet, güzel oldu. Neyse ki alternatifler var. Kulaklığınız varmış hemen yanınızdaki. Sonra hızlıca çözmüş evet. olduk. Hazırlıklı, temkinli. Çok iyi oldu. Senay Demirci dostum, benim kadim arkadaşım, ahbabım, yoldaşım, her şeyle bizim bir yürümüşlüğümüz var, yol yürümüşlüğümüz var. Allah'a şükür ki birbirimize dostum diyebiliyoruz. Bu çok büyük bir nimet. Yani insanların hakikaten dost biriktirmesi lazım. Bu yaşın ilerledikçe bunun daha çok kıymetini anlıyorsun. Evet. O yüzden pası bana attı. Ben de onu göğsümde yumuşatıp yola devam etmek durumundayım. Herkese selam ediyorum. Aleyküm selam. Ben hepsinin selamını bir anda almaya çalışayım hocam. Öncelikle Senayi hocamın da bahsettiği ancak cevabını aldığımız ama gördüm ki bu soruyu soran arkadaş şeyi de yazmıştı hemen sonrasında ya, pek tatmin olmadı diye. Tahmin ediyorum zaten Senayi hocam da pek fazla vakti de yoktu. Size de topu paslamak istedi. O yüzden ben aynı soruyu size paslamak istiyorum hocam. Allah'ı hissetmek nedir? Allah'ı hissettiğimizi nasıl anlayabiliriz ki zaten? Yani belki de temelindeki problem bu. Sevgili Yuşa, biz fikir akrabalığı diye bir şeye inanıyoruz. İnsanlar fikirleriyle, gönülleriyle de birbirine akraba olur. Akrabalık sadece kanla ilgili değildir. Hatta Kur'an'ın bize öğrettiği şey asıl o düşüncedeki akrabalıklardır. Yani Hazreti Nuh'un oğlu dalgaların arasında Kenan boğuşurken Hazreti Nuh'un bir feryadı vardır baba olarak. Ya Rabbi onu hani kurtaracaktın mealinde çıkışı vardır. Yani o benim ehlimden, ailemdendi. Allah'tan uyarı, ikaz gelir der ki hayır o senin ehlinden değil. Yani duyguların, düşüncelerin, inançların oluşturduğu bir akrabalık vardır. Bu çok önemli. Şimdi bunu belirtelim. O yüzden ayrı gayrımız yok. Benim bıraktığım yerden o yürür. Onun bıraktığı yerden ben yürürüm. Böyle bir hukukumuz var aramızda. Şunu ifade edeyim o kıymetli kardeşimize. Bir defa Allah'ı hissetmeye çalışması çok büyük bir imkan ve erdem. Buna sahip çıksın. O hissetme çabasına sahip çıksın. Duyguları nasırlaşırsa, bu arayışını kaybederse asıl büyük kaybı da bu bilsin. Yani insanı insan yapan şey arayışıdır. Neyi istediğidir. İnsan arayışlarının bir toplamıdır. Bana Yuşa'nın neyi aradığını söyle. Ben aşağı yukarı Yuşa'nın ne olabileceğini ona ifade edebilirim, söyleyebilirim. Sen de Yusuf için bunu söyleyebilirsin. Arayışlarımız bizi insan yapar ve o sızıyı taşımak, benim ince dert, ince sızı dediğim gençliğimden beri, senin yaşlarından beri söylediğim bir şey vardır. İnce derdi, ince sızıyı koruyan insan daha çok insan olmaya adaydır. O sızıyı kaybedersek nasırlaşırız. Nasır bağlar duygularımız, içimiz, zihnimiz. Ondan sonra da hayatın içine bir kadavra olarak katılma ihtimalimiz, biyolojik beşer düzeyi deniyor buna. Beşer düzeyi, yani sadece biyolojik bir organizma olarak hayatımızı devam ettirme ihtimalimiz yüksektir. Allah'ı hissedemiyorum sorusundaki hissiyatı, o hissin korunmasını çok önemsiyorum. Bu bir. Yani o hissiyatı koruyarak da Allah'ı hissetme noktasında yol alabilir. O his, o arayış onun kılavuzudur o kardeşimizin. Bunu muhafaza etmesini ondan istirham ediyorum. Selam da ediyorum kendisine özel olarak. Bu bir. İkincisi, sana kısa bir hikaye anlatayım istersen. Gecenin bu vaktinde. Ben çok severim hocam lütfen. Ben çok severim. Şimdi bir genç adam varmış. Allah'ın kendisine dokunmasını istiyormuş. Sürekli diyormuş ki, Allah'san eğer bana dokun, dokun ve varlığını hissettir. Yani Allah'ım ben seni hissetmek istiyorum, bana dokun diye. Böyle yollara düşmüş. Yollara düşüyor ama hedefi Allah'ın kendine dokunduğunu hissetmek yani. Dokunduğunu ise o bana dokunacak diyor. Allah bana dokunması lazım ki ben de tam anlamıyla hissedeyim. Yolda giderken böyle bir bahar günü, Mayıs ayı bizim içinde bulunduğumuz gibi kelebekler uçuşuyor. Bir kelebek geliyor omzuna konuyor. Sonra bir bakıyor omzunda bir kelebek var ama diyor ki Allah'ın bana diyor dokunduğunu diyor hissetmek için diyor yola gitmem lazım. Bir dağa doğru, yücelere doğru gidiyor. Yükseklere doğru. Çünkü ne kadar yükseğe çıkarsa orada Allah'a daha yakın olacağını düşünüyor. Ve Allah kendisine daha çok dokunacak, o da hissedecek. Allah'ın bana dokun.
Kelebeği şöyle ama dikkatimi dağıtmamam lazım diyor. Eliyle itiyor. Yola devam ediyor. Yolda giderken efendim susuz kalmış bir köpek. Böyle perişan vaziyette. Bu çok rahat o çocuk. Yani gidip başka bir yerden su getirebilir ona birazcık gayretle. Ya da yanındaki sudan paylaşabilir ama yanındaki matarasındaki suyu da verme ihmali. Şimdi diyor vakit kaybetmemem lazım çünkü diyor ben diyor Allah'ı arıyorum diyor. Allah'ın bana dokunduğunu hissetmem lazım diyor. Allah'ım bana dokun. Hissetmem lazım. Devam ediyor. Köpek orada susuz vaziyette kalıyor öylece. Yolda efendim ayağını burkmuş ihtiyar bir adam görüyor. İhtiyar adam diyor ki beni diyor buradan alıp diyor evime kadar götürür müsün? Bak gidemiyorum diyor. O da diyor ki isterdim ama diyor benim diyor bir Allah'la buluşmam var. Şu yüce dağ, yüksek dağ çıkmam lazım. Orada bana diyor nasıl dokunduğunu hissetmek istiyorum. Ben bunu arıyorum diyor. Bunun peşindeyim diyor. Allah'ım bana dokun. Devam ediyor. Böyle böyle karşısına birçok olaylar çıkıyor. Hasta insanlarla karşılaşıyor. Varlıklarla karşılaşıyor. Üzerinden ezilip geçirmiş bir fidan gözüne ilişiyor. Ama hayır diyor. Allah'ın bana dokunması için gitmem lazım. Hedefimden şaşmamam lazım. En sonunda hikayeyi kısa kesiyorum. Dağın tepesine varıyor. Dağın tepesinde bağırmaya başlıyor. Allah'ım bana dokun, seni hissetmek istiyorum. Ve nihayetinde gökyüzünden bir ses geliyor. Hani hikaye bu ya. Gökyüzünden bir ses geliyor. Diyor ki, ey filanca kulum, yani genç. İsmi ne olsun? Ahmet, Mehmet, Yuşa, Yusuf. Diyor ki, benim sana dokunmamı istiyorsun diyor. Hep bana hani sana dokunmadığımı söylüyorsun ama benim sana dokunmam için epey yol aldın diyor. Fakat diyor, ben sana bir kelebeğin kanatlarıyla dokundum, görmedin. Bir köpeğin haliyle, gözleriyle sana dokundum, ihtiyaç dile getiren, ihtiyacını dile getiren ama bunu fark etmedin, gördün, geçtin. Bir adamın sana yardım isteyişiyle dokundum, görmedin. Bir kırık fidanın beni doğrult diyen adeta diliyle seslendim ve dokundum, görmedin. Şimdi benim sana nasıl dokunmamı istiyorsun, nasıl bir dokunma istiyorsun? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Allah ve bizim dinle ilişkimiz böyledir. Hayatla kurduğumuz ilişkidir. Hayatla kurduğumuz ilişkiye üst bir anlamla, Senayi Hoca'nın da çok güzel söylediği gibi, üst bir anlamla, yani şu sorularla aslında insanlığın temel sorularıyla, nereden geliyorum, nerede bulunuyorum, bu hokus pokusun anlamı ne, ortada bir acayip şeyler var, alengirli işler dönüyor, bir Ali Cengiz oyunu gibi her şey kuru kütükten, bir anda bahar geliyor, yemyeşil her şey fışkırıyor. Bunlar kurumuştu ya. Bunların üzerine kar yağdı, çürüdü gibi gözüküyordu. Yani kuru kütük bunlar. Çamurdan envai çeşit meyve çıkıyor, sebze çıkıyor. Ağaçlar, çiçekler, her şey. Burada bir acayiplik var. Yani bunlara dışarıdan bir gözle baktığın zaman ben neredeyim ve neler oluyor diye ikinci sorumuzu sormamız lazım. Üçüncü soru ise yani Allah'ın bize dokunması ve dinin ne olduğunu anlamak için. Üçüncü soru nereye gidiyorum sorusunu sormaktır. Dinle kuracağımız ilişki burada aranmalıdır. Bu sorulara cevaplarımızı verdiğimizde bizim duygularımızla denk düşen, bizim içimizdeki temel arzularla, mesela onlardan bir tanesi aşk derecesinde ebedi olma duygumuzdur. Aşk seviyesinde insanda müthiş bir tutkudur bu ve bütün eylemlerine yön verir. Bunlara denk gelecek, bunları anlamlandıracak, bu karanlığa bir projektör tutacak, stadyumlarda oluyor ya, bir anda şank diye açıyorsun, stadyum aydınlanıveriyor. O bizim karanlıktaki durumumuzu bir aydınlatan bir projektör gibi bu sorulara bir cevap bulabilirsek dini burada aramak lazım. Yoksa dinin formel kısmı, namazın içindeki şartlar, dışındaki şartlar, abdest nasıl alınır, bunlar bu sorulara cevaplar verdikten sonra nasıl teşekkür edeceğim yahu sorusunun cevabıdır. Yani nereden geliyorum? Benim bir sahibim var. Bu kainatta, bu varlıkta bir yerim var. Ben adeta görünmeyen bir hazineden geliyorum. Görünmeyen, ötelerden gelen bir tren gibi yüklü. Bir varlığımın bir anlamı var. Ben sadece annemin kirli kanından ve babamın birkaç damla sperminden meydana gelmiş bir biyolojik zavallı olamam. Ondan sonra bunların elinde sadece metabolizma faaliyetlerini yürüten, yiyen, içen, tahliye eden, marketle lavabo, tuvalet arasında zavallı bir hortum olmamam galiba lazım
diye derinlikli anlamlı cevaplar bulabilirsek, bak dinle kurduğumuz anlamlı ilişki burada başlıyor. Din budur. Ben üniversitede senin gibi psikolojik danışmanlık okuyan Medeniyet Üniversitesi'nde öğrencilerim var. Onlarla böyle sohbetler ediyoruz kantinde. Kantini seviyorum. Onlar da geliyorlar. Soruyorlar ya hocam bu din nasıl anlayacağız filan. Hani senin sorduğun sorular vardı ya, programın başından beri takip ediyorum. Ben diyorum ki dini gerçekten öğrenmek istiyor musunuz? Evet diyor, öğrenmek istiyorum. Nedir bu filan? Çok tartışıyor. Sabahleyin diyorum o güzel hazin sesleriyle öten kumruları dinleyin. Yepyeni açan, çamurdan çıkan bir çiçeği seyredin. Ona anlamlı, derinlikli gözlerle bakmaya çalışın. Oradaki anlamı görmeye çalışın. Efendim, kuru bir kütükten sana meyve sunuluşunu seyredin, fark edin, anlamlandırın. Bunları anlamlandırdığın zaman dinin özüyle, hakikatiyle, anlamıyla böyle ilişki kurabilirsin. Yoksa öbür türlü Türkiye'de bize anlatılan, hiç kimse kusura bakmasın, dinin karikatürüdür. Bakın bizlerin de bahtsızlığı, sizlerin de bahtsızlığı. Bize dinin karikatürü anlatıldı. Biz bu karikatüre şu anda sorgulayan insanlar olarak razı olamıyoruz. Ya gözlerimizi yumup hani sadece mekanik eylemler yapmak durumundayız. Hocam gözlerim bağlantınız düştü tamam sanırım. Gözlerimizi yumup mekanik bir bağlantıdan bahsediyoruz. Ya gözlerimizi yumacağız, yani hiç sorgulamayacağız. Bize din adına sunulan bazı kurallar manzumesini, asker kitabı gibi yap, kalk, sürün, şunu yap, bunu yapma falan. Hiç anlamlandırmadan mekanik bir robot gibi yapacağız ki bu dindarlık değil. Yani dini daraltmak diyorum ben. Dinle anlamlı insani ilişki kurmak değil. Dindarlık kavramını ben de çok sıkıntılı buluyorum ve varoluşu anlamlandırıyor. İnsanın dünyadaki o buluşunun anlamlandırması, buna karşı cevapları olarak dinle kurduğumuz ilişkiyi temellendiriyorum. Ki Senayi abi de böyle söyledi. Çok yerinde, isabetli. Aynı düşünmemize de bu anlamda çok sevindim. Dolayısıyla diyorum ki bundan sonra ya nereden geliyorum? Burada neler oluyor? Bu dünyanın, evrenin anlamı ne? Burada yıldız pöpüs var. Bunlar nasıl oluyor? Bunların sahibi kim? Ya da kendi kendine mi oluyor? Buna verdiğim cevaplar ve nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum ya ben? Ya 20 seneye kadar gözümün önünü zor görüyorum. Doğru yanlıştan zor ayırt ediyorum. Anne oğlum olmalıyım. Dürtülerim devreye giriyor. Bir sürü sıkıntı yaşıyorum. 20 yaşından sonra oğlum iş hayatına atılıyorum. Çalış. 50-60 yaşından sonra hastalıklar, problemler öldü gitti. Ne bu hayatın anlamı? Parlamadan sönen maykaplar gibi. Şimdi bunu nereye gidiyorum sorusuna da cevap anlamlı verebiliriz. Sizi bir saniye bırakabilir miyim? Sanıyorum sesinizde bir problem var. Yani çıkartıp takmanız mı gerekebilir? Şeyi tam emin de değilim ama bilmiyorum. Bir kontrol edebilir misiniz acaba? Şu an sesiniz iyi sanırım hocam. Biraz devam edin. Az öncekiler acaba gitmedi mi? Yo geliyordu. Geliyordu. Yani ben sizi anlıyordum. Şu an sesiniz tamam. İyi hocam. Tamam. Yani dinle gerçekten özünde, dinin kabuğuyla değil, bize anlatılan mekanik tarafıyla değil, özüyle bağlantı kurmak istiyorsak hayatı anlamlandırmalıyız. Hayatla ilişki kurmalıyız. Kelebeğin omzuna konuşunu hissetmen lazım ki Allah'ı hissedesin. Allah'ı hissetmek yarattıkları aracılığıyla olur. Onları okumak, onları anlamlandırmak, onları değerlendirmekle olur. Yoksa bunun dışında bir Allah'ı hissetmek diye bir şey yoktur. Onu sen eylemlerinle, kurduğun irtibatlarla, bağlantılarla hissedersin. Hayat denilen şey dinden kopuk bir şey değildir. Hayat dinin kendisidir. Din hayatın kendisidir. Ama bize bu Hristiyanlık ve Yahudilikten gelen bir anlayış, dini kategorik sunma vardır. Dini kategorik sunma. Din belli eylemler, belli ritüeller, belli göstergeler, belli davranış kalıpları, belli hareketler. Bunu yaptığımız zaman hop din. Hayır. Senin bir ağaca anlamlı bir sahibi varmış gibi, seninle bir diyaloğu, bir söyleşisi varmış gibi bakabilmen, böyle bir bakış açısını kuşanabilmen dindir. Sana bu konuda benim çok sevdiğim bir örnek var. Genç kardeşlerimize de okumalarını tavsiye ederim. Halil Cibran'ın Ermiş diye bir kitabı vardır. The Prophet.
The Prophet, bunu genç kardeşlerimize bilhassa öneriyorum. Okusunlar. Benim de ilk gençlik yıllarımda Senayi hocamızla da okuduğumuz, ondan da beraber çok okumalarımız vardır. Değişik türde çok da söyleşilerimiz, programlarımız oldu. Şunu ifade edeyim net olarak. Orada bir adadan ayrılırken efendim El Mustafa diye bir bölge var. Adadan ayrılacak. Gemi geliyor, yanaşıyor. Ada halkı etrafına toplanıyor ve ona sorular soruyorlar. Sorular nedir sorular? İşte bize çalışmak hakkında konuş, bize sevgi üzerine konuş, bize aile kurmak üzerine konuş. The Prophet kitabı, Ermiş ismi. Efendim bize evlenmek üzerine konuş, çocuklar üzerine konuş, çocuklar konusuna ne dersin, emek konusuna ne dersin. Birçok konuda sorular soruyorlar, 20 tane. En son aralarından biri parmak kaldırıyor, diyor ki bize diyor ya Mustafa, El Mustafa, ey bilge kişi, bize dinden bahset diyor, dinle ilgili konuş diyor. 20 tane sorunun ardından verdiği cevap şu: şimdiye kadar dinin dışında bir şeyden mi konuştun? İşte bizim modern şeyimiz, hüsranımız, büyük problemimiz budur. Biz dini kategorik olarak ele alıyoruz. Dini bütün emeğin dışında, çalışmanın dışında, doğanın dışında, hayvanın, insanın, varlığın dışında, evlenmenin, çocuğun dışında ayrı bir hop, bir ayrı kategori. İşte bu tuzağa düştüğümüz andan itibaren bu sefer din sadece belli davranış kalıplarına dönüşüyor. Bir de bu davranış kalıplarının içi boşalmışsa, ruhu boşalmışsa karikatürünü görüyoruz. Bunun insanlardaki insanlaşma, daha iyi insan olma özünü tam anlamıyla açığa çıkaramadığını görüyoruz ve bu sefer problemler başlıyor. Hele günümüz sorgulayan insan açısından. Körü körüne yapmaya da razı değiliz. Eskiden insanlar taklit dediğimiz işi sorgulamadan götürebiliyorlardı. Ama bugün insanı sorgulayıcı bir insan. Akıl sorguluyor. Ya bir kıyafet alacakken bile 10 tane mağazaya bakıp sorguluyoruz ya. Seçenekleri gündeme getiriyoruz. Şimdi böyle sorgulamaya, seçmeye, elemeye alışmış bir zihne sen, yok kardeşim, namazını kılacaksın, sorgulamayacaksın. Adam diyor ki niye ibadet ediyorum? Niye oruç tutuyorum? Arz edebildim mi? Yani bunun biz büyük bir tarafta bütün evren çapında insanla bağlantısını ortaya koyabilmemiz lazım. Buna bizim üst insanlığa, ön insanlıktan kamil üst insanlığa geçiş için ihtiyacımız olduğunu izah etmemiz, ortaya koymamız gerekiyor. Yani ortalıkta dolaşan herkesi gözü kulağı ayağı var diye, kolu bacağı var diye insan zannetmeyelim. Birçok insan dediğimiz beşerdir yani. Biyolojiktir. Ön insandır diyorum bunlara. Çünkü insan üst mertebeleri, çok üst katmanları vardır. İnsan olmanın bir gökdelen gibi, bizim Mustafa Mertel Hoca onu yazdı. Yani insan olmayı böyle 900 bin katlı bir bina gibi ele almak lazım. Sen hangi katındasın kardeşim? Sen bodrum katında efendim çok karanlıkta, izbede bir hayat yaşıyor olabilirsin. İnsan olmanın bodrum katında olabilirsin. İnsan olmanın üst katlarına ve terasına çıkabilmen için işte hayatı bir anlamla temellendirmen lazım. O sorulara, insanın duygularına denk gelen cevaplar bulabilmen lazım. Çok güzel bir şey söyledi az önce Senayi Hocam. Ne dedi? Dedi ki hayret ve minnet duygusu. Ben onu şöyle temellendiriyorum. Şimdi şu dinin özünü, bunun psikolojiyle, insanla da bağlantısını kurmak istiyorsak şu bakışı kuşanmak durumundayız. Sanki sen Mars'tan buraya ilk defa gelmişsin. Yani Yuşa 3 nesil önce dedeleri dünyada hayat bittiği için Mars'a gitmişler. 3 nesil önce bir şimdi distopya kuruyorum. Bir korku ütopyası kuruyorum. Dünyada biz hayatı bitirmişiz 3 nesil önce. Mars'ta da bir hayat kurulmuş iyi kötü. Oraya göçmüşüz, gitmişiz. Buradan da belli fotoğraflar, videolar vesaire götürmüşüz. Dünyanın yeşil halleri, güzel halleriyle ilgili. Bir iki kuşak yetişmiş, dünyayı hiç görmemişler. Bir ağacı, çağlayanı, balığı vesaireyi hiç görmemişler. Sadece onların resimlerini görmüşler. Sonra düşün, 2 nesil sonra biz ilk defa dünyaya geliyoruz. İniyoruz dünyaya ve dünyada hayat emareleri tekrar başlamış. Dünya tekrar orijinaline doğru dönüyor. Şimdi Mars'tan ilk defa dünyaya gelip de ağacı,
kuşu, balığı, suyu, yağmuru ilk defa deneyimleyen, gören bir insanın gözüyle bakmak. Hayret budur. Yani ilk defa gelmişsin, o ağacı ilk defa. Şimdi bizim dinle kurduğumuz ilişkiyi ve hayret etmemizi engelleyen faktör alışkanlıklarımızdır. Sebep-sonuç ilişkileridir. Bilimsel şartlanmalarımızdır. Yağmurun oluşum mekanizmasını bilmeyi, yağmurun hakikatini bilmek olarak anlıyoruz. Ya sen bana yağmurun oluşum mekanizmasını anlatıyorsun. Belli bir anlamı yok. O çok karıştırılıyor yani. Bu arada evet, hani bilim, din bu yüzden çatışıyor. Ben diyorum yağmur nedir? Yağmurun anlamı nedir? Bana bunu bahset. Hakikatinden bahset. O da diyor ki bak şimdi sana diyor bilimsel izahını yapayım. Ne nedir o? Sular diyor buharlaşıyor. Buharlaşınca yukarıya yükseliyor. Yukarıda soğuk hava katmanlarına denk geliyor. Yağmur dolu, buz falan olarak iniyor aşağı. Ya sen bana sadece mekanizma izah ettin. Bunun mekaniğini izah etmen, anlamını izah etmen anlamına gelmiyor ki. Nedir kardeşim bu yağmur ne? Yani var, ağaç ne, kuş ne? Yani et uçuyor, bana bunu izah et. Etin uçması ne demek? Ben dolaptaki et uçuyor desem sana, sen bu herif delirmiş dersin yani. Gitmiş gümbür diye, yanmış devreler dersin. Ama et uçuyor. Bunun yer çekimi var diyorsun, uçuyor. Ağacın en tepesindeki en naif, en zayıf yere su çıkıyor ve orada yeşeriyor. Yaprak çıkıyor en tepeye. Yani bunun mekaniğini izah etmen, anlamını izah etmen anlamına gelmiyor. O yüzden bilimcilik hastalığına dikkat etmemiz lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Bilim tarihi ve felsefesi dersleri veren birisi olarak söylüyorum bak bunu. Şunu iyi bak. Bilim, sadece bir bilim yoktur. Türkiye'de böyle bir hastalık var. Bilimler vardır. Bilimler vardır. Yani bilimi anlamlandırma biçimleri vardır. Bilimin ortaya konmuş biçimi bilim adamından ayrı değildir. Sanki bilimle din karşı karşıya getirilip iki ayrı boksörmüş gibi ele alındığı için söylüyorum. Şimdi din psikolojisi diye soru sorarken arkadaşlar bu kırılma kafalarında a priori zaten var olduğu için soruyorlar. Ama sen hayatla bütün varoluşla dini özdeşleştirirsen din dediğin şey sancaklarını bütün ağaçların yapraklarında sallıyor. Ezan dediğin şey aslında bütün varlığın sesinde yankılanıyor. Onların bir sembolik ifadesi olarak ezan okunur. Yani evrendeki bütün ilahi seslerin bir yansıması olarak ezan okunur. Ezanın anlamı budur. Evrende kuşun ötüşü, efendim gökyüzünün gürlemesi onların kendi ezanlarıdır. Varoluşun ezanlarıdır. Senin bunu sözel olarak insan diliyle ifade etmen ezandır. Ama ezan okumayı din zannediyoruz. Göğün gürlemesini başka bir şeye hamlediyoruz. İşte bu kırılma bizde hastalık oluşturuyor. Ama bunu Türkiye bu dindarlık anlayışını, dinle kurulacak bu anlayışı algılayacak seviyede değil. Daha bu düzeye biz gelemedik. Ben bunu varoluşsal dindarlık, din algısı diye ifade ediyorum. Hocam bir ekleme yapmak isterim. 21 yaşındayım. Bu bahsettiğiniz çok kritik bir yer vardı ya, bu a priori bilgiler. Yani zaten var olan, deneyden önce olan. Çok çok güzel yani, onu yaşamadan önce. Bu bize öyle şeyler öğretiliyor ki aslında. Daha doğrusu öğretilen şeyler gerçek ama öğretiliş biçimleri. Yine bu teori soru işaretinde bu sorunsaldayız aslında. Gerçekten baktığımız zaman bize çok büyük engeller olabiliyor bazen. Neyi aradığımıza göre değişir elbet, bazen de kolaylayıcı da olabiliyorlar bazı şeyleri açıklarken yine. Ya bu yüzden gerçekten 20-21 yaş civarının çok da büyük bir kafa işareti var, soru işareti var. Kafası da çok karışık. Burada bence sizlere çok büyük bir önem, çok büyük bir görev, çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Biz sizlerin kapısını değil, keşke siz bizlerin kapısını daha çok çalsanız. Bunları anlatabilmek için. Ben şanslıyım. Tekrar edeyim bunu. Ben şanslıyım. Ancak şanslı olmayanları da biliyorum. Ve çok yakından da tanıyorum birçoğunu. İtiraf etmek gerekirse. İşte arayış insanı olursak ve arayışımızı hayatın anlamlandırılması, varlığımızın anlamlandırılması üzerine yoğunlaştırırsak aslında hep birbirimizin kapısını çalmamız lazım. Ve birbirimizin kapısında bu anlamda talepkar, istekli, arzulu olmamız lazım. Onu ifade ediyorum. Fakat dediğim gibi Türkiye'de ve İslam dünyasında oluşmuş, özü gitmiş, kabuğu kalmış, ruhu gitmiş, kadavrası kalmış bu din anlayışı bizlerde çok büyük bir problem oluşturuyor. Hastalıklara, sorunlara yol açıyor.
Bunu ben bedevi dindarlık, medeni dindarlık diye bir kitap çalışmam var şu anda çalışıyorum. Yani bu patolojik hastalıklı sorunlar ortaya çıkarıyor. Problemler psikolojik anlamda da sorunlar ortaya çıkarıyor. Dinin kabuğuyla bağlantı kurmak. Dinin kabuğuyla özüne inmeyen, az önce bu yarım saattir anlatmaya çalıştığım tahliller çerçevesinde özüyle irtibata geçemediğimizde kendi varlığımızın anlamlandırılması manasında dini algılamadığımızda ve böyle sağlam zeminlere hayret ve minnet zeminine oturtmadığımızda ortaya kavanozun kapağını yalamaktan yorulmuş ama içindeki balı bir türlü tadamamış insanlar çıkıyor. Kavanozun kapağını yalıyorsun dışarıdan camdan Kemal Sunal'ın vitrinden yani ekmek banması vardı ya onun vitrinden ekmeği banıyorsun ama açsın. Karnın guruldamaya devam ediyor. Şimdi biz dinle ilişkimiz böyle. Tavuğa vitrinden ekmek banıyoruz. Kızarmış tavuğa. Böyle bir durum. Neden bunun tavuk tadı yok diyoruz aslında bir de. Bir de böyle bir şeyimiz de var. Tavuğu falan yutmaktan dolayı hasta oluyoruz. Sıkıntı üretiyoruz. Sonra da o camı kırıp gidiyoruz. Lanet olsun böyle tavuğa diyoruz yani. Bunu yapıyorlar ya. O yüzden ben birçok insanın bu konudaki tepkisini de anlıyorum ama diyorum ki aslında bize burada bir işaret var. Diyor ki karikatürü geç, asıl ressamın resmini gör. Sen dinin karikatürüyle muhatap oldun, oluyorsun. Sana bu sunuluyor. Yani sadece davranışsal bazda, sadece hareket bazında, sadece bazı ayinsi ritüeller bazında anlatılıyor. Örnek, ben mesela bak kendi hayatımda... İnanmaya varmış bir insanım ama bunu sorgulamış, hani bedeli ödenmiş inanmak dediğimiz şey var ya. Şimdi kendimce ben büyük kaoslar yaşadım gençliğimde. Arayışlar yaşadım, sıkıntılar yaşadım. Bunlarla ilgili hatta oturdum kitap yazdım, Teselliler kitabı diye. O Teselliler kitabı benim kendi kendime kurduğum cümlelerin aslında ifadesiydi. Yani isyan ettiğim oldu, reddettiğim oldu, hakikaten çok dibe vurduğum zamanlar oldu. Bunları yaşadım ve temel benim dinle anlamlı, dine karşı sempatik, olumlu bir ilişki kurmamın sebebi buydu. Nereden geliyorum ya? Ben neyim ya? Nereden geliyorum? Şu dünya ve hayat nedir? Bunun içinde ne olup bitiyor? Ve nereye gideceğim? Ölüm nedir? Ve ölüm sonrasında benim hayatım bir hiç olmaktan nasıl kurtulabilir? Bunlara kendimce verdiğim cevapların sonucunda ben dine geldim. Dine böyle bir arayışla, böyle bir duyguyla varamadığımızda dini kalıplandırmış oluyoruz ve kalıplara mahkum ediyoruz. Sana şunu söyleyeyim, Hazreti Peygamber'in de dinle kurduğu ilişki aslında buydu. Diyordu ki, yaratılışı anlamlı bir şekilde nasıl okuyabilirim? İlk ayetler ona hitaben geldi. İkra bismi rabbikellezî halak. Yani yaratılışı ancak Allah'ın isimleriyle izah edebilirsin. Ey kulum dedi. Onun şahsında bize bu dersi verdi Allah. Bak ama sorguluyor. Yani bir adam düşünsene, yakışıklı bir adam, şimdi böyle bir şey bir dil kullanalım, yani rahat bir dil kullanalım ki anlaşılsın. Çok yakışıklı, insan güzeli bir adam. Tüccar, evli, itibarı var, şöhreti var. Yani Mekke'nin en emin adamı, civarın en güvenilir adamı. Muhammed'in emin. Kariyerinin zirvesinde para desen var, pul desen var. Çok itibarlı bir hanımla evlenmiş, ticaret yapıyor. Şimdi bu insan durup dururken yaşı da en güzel kıvamında 35 yaşında dağa çekiliyor. Şimdi bunu biz rasyonel bir akılla nasıl izah edeceğiz? 35 yaşında inzivaya çekiliyor, Hira dağına biliyor, Hira mağarasına, Nur dağındaki. Şimdi burada işte o arayış var. Ağacı anlamlandırmak, taşı anlamlandırmak, insanı anlamlandırmak, ölümü anlamlandırmak, her şeyi okumak, onları insanca değerlendirmek ve diğerlere oturtmak isteyen bir insanın kalbiyle, ruhuyla sorduğu soruların arayışı var. Bunun için kendiyle baş başa kalıyor. Diyor ki, şu Mekke'nin hırgüründen bir çıkarsam, küçük hesaplarından bir çıkarsam, dedikodusundan, bilmem saçma sapan kaprislerinden, o kendi aristokratik handikaplarından bir çıkıp da şöyle kendimle, Allah'la dupduru bir söyleşiye tutuşursam diyor, belki bunun cevabını bulurum diyor, oradan vahiy geliyor. Yani Peygamber Efendimiz'in dinle kurduğu ilişki aslında varoluşsal bir ilişkiydi. Yani ya Rabbi namazın şartları nelerdir bilmek istiyorum diye böyle bir soru yok.
kalıp olarak. Ama diyor ki, bak, o ilk ayetleri bu anlamda çok derin okuyabiliriz. Psikolojik altyapısı da vardır bunun. Yani sanki Peygamber Efendimiz'in bütün insanlık adına sorduğu sorulara, insanlık adına soru, Allah'ın verdiği cevaplarmış gibi ilk beş ayet, Alak suresinin ilk beş ayeti okunabilir. Yani hayatı nasıl anlamlandırabilirim yaratılışı? Allah'ın güzel isimlerine Bismillahirrahmanirrahim halak. Allah'ın güzel isimleriyle bağlantı kurmadığın sürece anlamlandıramazsın. İnsan neden yaratıldı? İnsan alakadan, alaktan yaratıldı. İlgi, bağ kurma, bir yerle tutunma, bir yere bağlama. İnsan öbür türlü boşlukta kalır. Kendini varoluşsal boşlukta hisseder. Tamam mı? Yani bak, bütün bunlara aslında insanın temel sorularına Peygamber Efendimiz'in şahsında verilen cevaplardır. Bunların hangisinde bildiğimiz o kalıplanmış din algısı var? Demek ki bak, biz yeniden sorgulamak, yeniden düşünmek ve yeniden kendimizi bu anlamda ilişkilerimizi, irtibatlarımızı gözden geçirmek zorundayız. Yani ezberlerimizi bozmak zorundayız. Bu bugün mecburen bozuluyor. Çünkü insanlık bu cin şişeden çıkmıştır ve her şey sorgulanır hale gelmiştir. Gözümüzü yumarak bir yere gitme imkanımız kalmamıştır. Ezberlerle, şablonlarla bu iş gitmez. Bu işi bir yere mutlaka anlamlı bir zemine oturtmak durumunda. Hepimiz burada bireysel olarak mesulüz, sorumluyuz. Herkes üzerine sorumluluk var. Birileri yapsın bize, hop yukarıdan versin, hocalara anlatsın, biz de duyduk ve uyduk diyelim, yürüyelim. Böyle bir anlayış kalmadı. Herkes kendisi, yani Yuşa kendisi bu kendi sorumluluğuna sahip çıkacak ve bu anlamda bu soruları yüreğiyle, varlığıyla sorgulayacak ki gerçek dinin özüyle karşılaşsın. Balı tatsın, balı. Hocam o kadar güzel anlattınız. O kadar güzel anlattınız. Gerçekten saat 1:20 geçiyor. Bunu samimiyetle söyleyebilirim ki hocam, kimse beni şey tutamazdı. Ya bu saate kadar yayında tutamazdı. Bir şekilde kaçağını yapardı. Çünkü bu saatleri genelde kendime ayırıyorum. Düşünceye falan ayırırım ama aslında bir noktada da öyle değerlendirmiş oldum. O yüzden çok teşekkür ederim. Yani herkes adına çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha geniş seminerlerde ileride olursa istişare ederiz. Yani ben sizin vaktinizi almak istemiyorum. Ancak şu da çok değerli ki hocam, sorulacak olan daha çok soru var. Yani eğer burada sorulmak istenen soru varsa ben yine size yönlendireyim. Bir 10 dakikamız daha var aslında, yani en azından bu yayının da 1 saatlik süresini kapatabilmek için. Eğer sizin de varsa, bu arada yayını kaydedeceğim ve YouTube'a atacağım. Şunu tamam, da tekrar etmek istiyorum. Burada hocamın hesabı, hocam Ozkan Ozburun, öyle değil mi? Yanlış yazmadım. Sizin hesabınızı yazdım. İnşallah daha farklı zamanlarda, daha farklı başlıklarda da beraber yayın yaparız. Kendi hesabımı da yazdım. Arkadaşlar bana da eğer burada yayın yapmamı istedikleri bir uzman olursa onu ulaştırabilirler. Bir önerileri olursa onu ulaştırabilirler. Elimden geleni yaparım. Onun dışında ben tekrar edeyim. Eğer bir sorusu olan varsa hocamıza ben sorum. Hocam şu geldi. Size onu yönlendirmek istiyorum. Hazreti Adem'in bir metafor olarak anlatıldığı, aslında ilk insanla ilişkilendirilmediği, aslında ilk insan topluluğuyla ilişkilendirildiği konusu biraz büyük bir tartışma şu an. Yani Hazreti Adem işte birçok ayet var aslında. Hani biz cenneti yarattık, işte şeytana kandınız, onları birbirinize düşman olarak yere indirdik tarzında. Ben de bu konuların sıkı takipçisiyim, sıkı araştırıcısıyım. Daha öncesinde Sinan Hocam'la da, Sinan Canan'la da, sevgili Sinan Canan'la bu konuda bir yayın yapmıştık. Hatta benim orada bir tavrım vardı, böyle bir role play tarzında. Onun karşısında sert bir şekilde her şeyi yönlendirmeye çabalamıştım. Kendisiyle de aslında güzel bir yayın yaptık. Ancak görüyorum ki bu soru işaretleri tam anlamıyla silinmiş değil. Yani bunların hepsi metaforsa nereye kadar metafordu? Ya madem öyle işte, Sinan Hocam'a da sormuştum ben bunu. Cevaptan şahsi olarak ben de tatmin olmadım. Yani tövbe haşa, o halde biz Allah'ın da metafor olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğer ki Hazreti Adem metafordu, o metafordu, bu metafordu tarzında çok soru var. Ben affınıza sığınarak, eğer ki vaktimiz yeterli mi yoksa başka bir yayında mı bunu tartışalım isteriz? Bununla ilgili ben geçen gün yasak ağacın 4 meyvesi şimdi ve burada, yani Adem kıssasını, Hazreti Adem ve yaratılış kıssasını şimdi ve burada anlamak diye müstakil bir program yaptım bir arkadaşımla beraber. Özgür Çoban diye bir şair arkadaşımla 1 saatlik bir program yaptım. Bu benim çok
üzerinde çalıştığım, düşündüğüm bir konu. Kısaca birkaç dakika söyleyeyim, süremiz de ona göre biter zaten. Bir ipucu vermiş olayım yani. Başka bir yayında bunu ele alırız hocam inşallah. Ya böyle de zaten çalışmanız zamanı, varsa. Zamanı uydur, denk düşersek sırf bunu konuşmak isterim. Sadece şunu söyleyeyim. Kur'an'da Allah bize öylesine masal, hikaye anlatmıyor. Bunlar sadece bir metafor değil. Bu metaforun şimdi ve biz burada bize bakan tarafları var. Bunların bugün bize yüklediği sorumluluklar var. Bugün Havva biziz, bugün Adem biziz. Kur'an'da Havva kavramı geçmez. Adem diye geçer. Habil ve Kabil geçmez. Adem'in iki oğlu diye geçer. Ama Adem aynı zamanda Beni Adem olarak da geçer. Adem oğulları olarak sigasıyla çok gelir. Bu anlamda görüşlerden biri şudur. Aslında bir peygamber olduğu için Hazreti Adem bir topluluğa peygamber olur. Tek başına peygamber olmaz. Bir topluluğun içinde bu 150-200-300 kişilik daha belki fazla bir grup, bir topluluk olarak yaratıldığından insan türünün bahsediyoruz. Ve bunun içinde de sayılar yeterli olduğu için karşılıklı Adem oğullarının evlenmesi suretiyle. Yani Hazreti Adem'in çocuklarının kendi içinde çaprazlama evlenmesiyle işte her seferinde rahmin değiştirilmesi falan bir sürü izahlar var. Öyle değil. Bir topluluğa Hazreti Adem'in geldiği bir peygamber olarak buna Beni Adem dendiği, bu topluluğun da sembolü olarak Adem isminin konulduğu, Adem'in aynı zamanda insanoğlu anlamına geldiği izahı vardır. Bu bir. İkincisi cennet dediğimiz şey, yani o ebedi cennetse, ebedi cennetse burada şeytan nasıl iva veriyor? Hani şeytan onlara yaklaştı. Çünkü Allah o cennetteyken demişti ki yasak ağaçtan yemeyin. Her şeyden yiyin için şu ağaçlar, şecere-i hulddür onun adı, ebediyet ağacı. Bu şeytanın ağzından söylenen bir Kur'ani tabirdir. Cennette şeyin işi ne? Şeytanın işi ne? Ebedi cennette. Ebedi cennetteysek nasıl çıkarılıyoruz? Hubut kavramı vardır. Yani bunların hep terminolojisi var. Dolayısıyla bunun bir aslında bir çok ağaçlıklı, sık ağaçlıklı bir bahçe, bir yeryüzü cenneti olduğu ifade edilir ve oradan sınırların atılmasıyla çıkarılma, kovulma değil, atılma değil, sürgün değil. Sürgün olduğu zaman dünya aşağı bayağı iğrenç, korkunç bir yere dönüşüyor. Halbuki dünya bir yaratıktır ya, Allah'ın bir mahlukudur. Hıykat, yaratılış. Dünyanın ne suçu var? Bu sefer ne yapıyoruz? Dünyaya dair pesimist, son derece problemli bir şey, fikir üretiyoruz. Ve dünya kaçılması, terk edilmez. Halbuki dünyanın gelip geçen tarafına karşı bizim biraz böyle müstani durmamız lazım. Dünyanın pek çok anlamlı tarafları var. Ne suçu var ağacın, taşın, kuşun, börtünün, böceğin? Bunlar dünya. Dünya senin bakışındadır. Aşağı, dünyanın kelime anlamı alçak demektir. Dun. Sen dünyaya sadece maddi kısmıyla, materyal kısmıyla muhatap olursan onu alçaklaştıran, aşağılaştıran sensin. İnsan. Tamam, dolayısıyla yasak ağaç, yasak ağacın meyveleri bugün nasıl bizi ilgilendiriyor? Bunlar geçmişin masalları, hikayeleri değilse, Allah bize sadece geçmiş hikayeleri anlatmıyorsa, şimdi ve burada bir de mesuliyet, sorumluluk yüklüyorsa ne yapmamız gerekiyor? Bunu düşünmemiz lazım ki ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yasak ağacın meyveleri bugün hepimizin sınavıdır. Hepimiz bundan yüz yüzeyiz. Servet, siyaset, güç, şehvet ve şöhret. Dört tane yasak ağacın meyvesi vardır. Bugün Adem biziz, bugün Havva biziz ve her birimiz yeryüzünde buna sürekli muhatap oluyoruz. Servetle sağlıklı ilişki kuramazsak servetin cennetlerinden çıkarılıyoruz. Güçle sağlıklı, dengeli, adaletli bir ilişki kuramazsak gücün cehennemlerine düşüyoruz, atılıyoruz. Şehvet ve şöhret de aynı şekilde, şehveti iffetle buluşturamazsak, şehveti sadece tutku olarak ortaya koyarsak, bu sefer ailenin cennetinden, mesela bedenimizin sağlıklı oluştuğu cennetinden, huzurun cennetinden çıkarılıyoruz. Yani bunların çok güzeldi hocam. Çok düşünülmesi gerekiyor, çok üzerine durulması gerekiyor. Bu kadarlıkla çıtlatmış olayım, çok derin bir konudur.